Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi benim mikrofonumu alsam, şu sesi de... Mikrofonu alayım çünkü uzak. Şimdi sayfa 149 değil mi? Şimdi sözler 176, metni okuyorum. Melaike ve ruhaniyat emri hakla girerler. Emri hakla. Tamam mı? Dikkat ederseniz Cenab-ı Hak diyor her şeyde. Evet. Emri hak. Emri hakla girerler. Melaike bir öyle şey vardı değil mi? Evet. Nasıl eder? Melaike emir şeyden mi? Melaike ile ilgili... Melaike bir ümmettir diyor. Alem-i emir. Yok. Bir kade vardı ama. O... Yanlış mı hatırlıyorum? Tamam bakalım. İradesi falan. Sözde 510 şey. Mi? Şimdi dikkatini çekmek için söyledim. Bulduğunsa söyle. Tamam bakayım ben. Melaike ve ruhaniyat. Bak. Melaike ve ruhaniyat. İkisi ayrı bir şeydir. Evet, varlıktırlar. Ama biz şöyle biliyoruz. Cin, şeytan, melek, ins. İns, cin, melek, şeytan. Kategori olarak ruhaniyatı bilmiyor. Tamam. Oysa ayrı bir sistemdir bu. Mesela İmam-ı Gazali yok, Tefsir-i Demir'de geçiyor. Can, cinlerin cemidir. Can. Han, can, dan, han, man, tam, test. 6 tane. Her birisinden der ki 1000 tane var. Mesela Üstad diyor ya 400 bin nef. 100 bin havadadır kuşların çeşitleri. 100 bini nebatattır. 100 bini topraktaki hayvanattır. Ha, ne yaptı? 100 bin de denizdedir. 400 bin. Nebatat, hayvanat, hayvan, hava ve deniz. 400 bin. Şimdi bu saymış olduğumun her bir nevde de 1000 tane var. 6 bin nev. Bu şey. Mahlukatın insan cemiyidir. Tabi derste zikretmiyoruz onu. Bazen bize maymunluk hükmediyor. Bazen bize domuzluk hükmediyor. Bazen keçilik hükmediyor. Bazen öküzlük hükmediyor. Yani Üstad şöyle geçiştiriyor onu. İnsan tavattun ettiği mekan ve tam zaman, zemin, tam libası İnsanın mizacını etkiliyor. Mütesir eder diyor, mütesir olur. Yediğin gıdalardan insanın mizacı mütesir olur. Yani bu kaçınılmazdır. Mesela sığırın eti. Ettir yani. Şimdi sığırın duygusunun dışında et düşünebilir misin? Zaten duyguların donmuş halidir cismaniyet. Herkesin siması ondan değişik. Herkesin siması ondan değişir. Şimdi peygamber boşuna demez bu hadisi. Diyor ki büyük hayvanın etini, sütünü küçük hayvanın etini yiyiniz. Osmanlıca lemalarda yani diyor Avrupa'nın namusuna karşı duyarsızlığı domuzun methali yok mudur diyor. Çünkü domuz hücresi domuzun duygularının donmuş halidir. Sığırın eti, hücresi, sığır haletlerinin dönmüş halidir. Mesela onu daha belirgin olması için çarpıcı bir misal vereyim. Şehidin cesedi niye çürümüyor? Çünkü şehidi bloke etmiş, yani cesedi bloke etmiş. Yani ceset ruhuna tabi olmuş. Fizikseldir. Bak Turgut Özal mezarını çıkartmışlar. Sol ayağının şu ayağından aşağısı çürümüş. Burası. Diğeri çürümemiş. Sol ayak neydir? Çok ilginçtir, çok tuhaftır. Sağ ayak kendi sistemidir, kendi şey. Sol ayak karısıdır. İnsanın iki şey.
nesebi iş vesaire, kesik yani. O kabul etmiyor vücut onu, ondan değildir. Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut kavminin, Aleyhisselam'ın karısı ondan olmadığı gibi. Böyle şeyler de var. Hasan abi, bu nevlerde bir ateş mesela, ateş unsuru geçmedi. Toprakta yaşayan, havada yaşayan, suda yaşayan, ateşte veya ziyada yaşayan nasıl? Toprak dedik ya o. Toprağa da aynı oluyor. Yani hava 100.000, deniz 100.000, nebatat 100.000, toprakta yaşayan 100.000. O kadar. O unsurdur, 4 unsur. Ateş unsuru, toprak unsuru. Yani o değişiyor. Bu nev. 4. Şimdi bunu kaçırıyoruz. Mesela utananın hücresi niçin değişiyor? Kızarıyor. Yani bir şey yapmıyor mu bunu? Niye moralı bozulduğu zaman mide yanıyor? Sana bunu Mesnevi'de söylüyor abi. Ne diyor? Ve keza diyor, insanın vücudunda birkaç daire vardır diyor. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir. Hem tezkiye imamesi bazen tabaka imaniyede olur, sonra tabakayı nebatiye iner. Bazen de 24 saat zarfında her 4 tabakada muamele vakti olur. Sayfa? Sayfa 208 son, son paragraf. Yani 4 tane, bazen nebatat, bazen hayvanat oluyor, bazen insan ve iman mesela. Camidat da bazen geçiyor. Mesela nebatat özelliği, beslenme, mide. Hayvanat, uşkurluk. Bazen insan oluyor. İnsan çünkü insan değil. İnsan olmaya gelmiş, insan olarak gelmemiş. Marifetname'de dolaycı berzak ve her şeyin ortaya çıktığı yer diyor bir insana. Bir berzak mıdır yani, bir belirleniş yok mu abi? Yani bu bazen diyoruz, bu aslında devamlı... Devamlı değişiyor. Sabitliği yok yani. Yok. Peki o sabitlik nedir abi? Sabitliğini yapabilirsen imandır. İmanın dışında hepsi oynandır. Ben şuraya okuyayım. Söyleyebilirsin. Geç abi. Verim de. Sabit söyle rahat ol. Net değil de. Melaike ruhaniyatı yani ayırsak nasıl yani, bizde karşılığı mesela biri his, biri latife. Ha, şimdi melaike, metni de okumadık ya, acayip bir şey bizde de. Tuhaf. Melaike, melekelerimiz, maliklerimiz, malik olduklarımız bizdeki karşılığı. Şecer-i hilkatte melaike yok mu? Şecer-i hilkatte. Değil mi şecer-i hilkatı? Biz de şecer-i hilkatın çekirdeği değil miyiz? Evet. Bizde nasıl bulunuyor? Meleke, maliklerimiz, malikle, malik olduklarımız. Ondan sonra latifeler olarak gözüküyor. Donmuş hali insanda. Mesela yaprak çekirdekte yok mu? Var ama yaprağın içerisinde, çekirdeğin içerisinde yaprağın kendisini arama öyle. Yani bak bir daha, çekirdeğin içinde yaprak yok mu? Var diye de şimdi bıçakla çekirdeğin içine şey yaptık, gafur. Diyoruz ki ne arıyorsun gafur? Abi yaprak arıyor. Yok. Hani var demiştin, bak yok diyorsun. Yani şeyde kanuniyeti var, sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Şimdi kanuniyeti her zaman niye zikretmiyoruz? Sureti var, hakikati var, mahiyeti var diyoruz. 3 tane. Hı hı. Niye 4 zikretmiyoruz? Çünkü suretin içine koyuyoruz. Bir de kanuniyeti soktuk, şimdi ne diyecek, soracak ama. En az ötekiler kolay ya. Sureti dünya diyoruz, hakikati esma diyoruz. Hı hı. Mahiyeti sıfat diyoruz. Şimdi kanuniyeti bile mi girelim? Nizama mı girelim? Hı. Tamam. Nizam şeye bakıyor, İmam-ı Bine. Mizam. İntizam, kitabın bugüne bakıyor. Birisi sistem, birisi sistem üzerindeki olgular. Şimdi ben metni bir okuyayım. Ruhaniyat ise ortaya çıkartılanlardan oluşan ervah-ı habise, ervah-ı aliye, düşüncelerin, hislerin, latifelerin çıkmış halinde ruhaniyat oluyor. Melek kanun tarafı, öbürsü çıkmış hali mi oluyor ruhaniyet? Yok, melekler kanunun dizginini tutandır. Kanunların dizginini tutan, çünkü diyor, kanunların
bir şeyi kanun vücud harici olsun. Şuuru yoktu değil mi? Şuuru kanun, gelse melaike mutlu kanun geliyordu. Emirdendir, irade namus, şey, melaike namustandır diyor. Şunu ya, okuyabilir miyim aslında? Oku. Evet, nasıl ki beşer bir ümmettir. Beşer bir ümmettir. Kelam sıfatından gelen şeriat-ı ilahiyenin hamaneleri, mümessilleri, mütemessilleridirler. Beşer kelam sıfatından gelir. Öyle de eşdeğer olarak melaike dahi muazzam bir ümmettir ki onların amele kısmı irade sıfatından gelen. İrade sıfatından gelen. Namus işte. Evet, mesela elma kanundur. Benim bahçedeki namustur. Yani imtiyazlaşmış. Şimdi ben metni okuyayım. Melaike ve ruhaniyat emri hakla girerler. Alemi cismaniyet. Alemi cismaniyeti. Alemi cismaniyeti var. Seyran edip cesetlerdeki hasselerin pençeleriyle cismani mucizatı fıtratı temaşa ederler. Bunlar. Peki direkt yapamazlar mı? O yetkileri yok. Şimdi şey gibi mi aslında? Özür dilerim ama yani bilgisayarın içindeki yazılım direkt kameraya fiziksel müdahale edemez. Ben metni okuyayım, tamam. Ondan sonra yorum yapalım. Tamam. Bir de okuyayım bir daha şeyi. Melaike ve ruhaniyat emri hakla girerler. Alemi cismaniyeti seyran edip cesetlerdeki bak cismani demiyor. Cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismani mucizat-ı fıtratı temaşa ederler. Beden hücrelerde meydana gelen vücut çekim. Cismaniyet ise kudretin ve esmaların en kesif tecellisi. Yani bu su, haşikio, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl, akıl cevheri, ruh cevheri, meçhul. Esma ve sıfat diye gitti. Cismaniyet bu zuhuratların en uzağı, en kesifi olanıdır. Dolayısıyla en camidir. Esma çünkü, ve sıfat mıdır yani? Değil. Değildir. Bu da en ucu esma ve sıfat oldu abi. En son yani o okların devamıdır yani şu. Kardeş şöyle bilmez misin? Dağıldı da onu denedik gene aynısı oldu. Tamam. Sıfatı kendisi. Tarihçiden açabiliriz. Normalde bir yolcudan hazırlanmak gerekiyor. Çünkü bu çözümde ekranda evet. Çok net de bir tamam. Olsun görüntülecisiyle açsa fotoğrafı bu doğru mu? Mesela bak onu siz düşünün artık. Bu devamdır, devamdır, devamdır. Aha. Mecul'dan sonra esma gelir. Bu devamı yani. Ha, bu yeni bir paragraf değil. Mecul'dan sonra bak. Mecul, esma sıfat. Şunat. Tamam. He? Şunat diye devam ediyor. Tabii devam ediyor yani. Ama bitti bu. Varlık oraya kadar geliyor. Cismaniyat bu zuhuratların en uzağı, en kesif olanıdır. Niçin? En cami oluşundan. Dolayısıyla en camidir. Çünkü öncekilerin dışa vuruşları olunca ne dedik? Bir daha okuyayım. Çünkü öncekilerin dışa vuruşları olunca en cevherin mi? En cevherin bile cismaniyet olarak kendini ifade ediyor. Şimdi arka tarafa geç. 150 bir görsün, görelim onu. Bu mu? Büyüt. Ben büyütebiliyor musun? Büyüt abi. Sen büyüt. 150 olacak. Cismaniyet en uzak tecelli olmakla tüm süreçlerin hakikatına camidir. Mesela beden, cisim, cismaniyeti hemen bir cümleyle Osman söyler misin abi? Beden neydi? Beden anlardaki görünen vücut. Tırr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 r
tefekkürümüz karışır. Ceset, atom hali. Yani atomik. Atomun şu anda atom şekli. Melaike de gözükebiliyor. Aa, orada birisi de geliyor. Tamam mı? Hakikaten pat diye kayboldu. Atomik hal neydi? Ceset. Ceset. Cismaniyet neydi? Ceset.
İsmaniyet ise onun... İsmaniyet Harun? Nasıl ifade ediyorduk? Tümünün cemül cemi. Bu ikisinin tüm hali, süreci yani. Cismaniyet. Beden, ceset, cisim, cismin cemül cemi. Evet. Çünkü arş, arştan aşağı cennet de cismaniyettir. Tamam mı? Cismaniyettir. Ta oradan beri. Cismaniyet, sureti almakla beraber sireti de alır. Beden, cisim, cismaniyet. Cismaniyet var ya hepsinin. Mülk ve melekut boyutunun aynı ifade etmiş mi? Yani hiç kimse şimdiye kadar... Evet, esmaların cil ve cemal nakış sanatlarının bütünlüğüdür. He. Cismaniyet, esmanın cil ve cemal nakış sanatlarının bütünlüğü. Cem-i cemi. Cisim zahirde görünmez, zahirde gözüken cesettir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise beden, mazi ve müstakbeli yaratılmış ve yaratılacakların toplamına yani bütünlüğüne, cemine, cemül cemine beden misali denir. Cisim, ceset, beden bütünlüğüne de cismaniyet denir. Harika. Mülk ve melekut olarak düşünürsek cisim melekuttur, ceset mülktür. Beden misali ise mülk ve melekutun cemidir. Beden misalinin anda bulunuşuna beden denir. Beden misali imam mübine, beden ise kitab-ı mübine bakar. Beden, ceset, cisim sıralaması bu su haşkio gibi. Peki bu şey yapabilir miyiz? Bunu yansıtabilir miyiz görmeleri? Var mı? Evet. Sen bilgisayarı takabilir misin oraya? Varsa işte PDF'i getireyim. Yok, bilgisayarın yok mu senin? Ha. Tak şu bilgisayarını git oraya hemen. Yok, PDF biraz uğraştırabilir miyim? Öyle. Atalım abi 5 dakika şuna. Tamam. Sen at bir şey, ben ötekisini okuyayım. Onu görmeniz lazım. Hatta her derste tazelemesi lazım. Ben okuyayım bu şeyi sen yaparken. Mesela ne demişiz? Cismaniyet en uzak tecelli olmakla tüm süreçlerin hakikatına cami. Buz diyebilmen için suya ihtiyacın var, değil mi? Evet. Su diyebilmen için H2O'ya ihtiyacın var. Mecbur ediyoruz, bak iz sürüyoruz. İz sürmek, yani şey de diyebiliriz mesela, mana takip etmeyi, iz sürmek diyorum. Şu çalışmalarımıza ben, benim tabirimle atölye çalışması. Atölye çalışıyorum. Mesela kütük geldi. Ondan sonra bir plan kesiliyor. Ondan sonra planyadan geçiyor, şuna geçiyor, o tekisi yapıyor, boyuyor, çakıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Mobile çıkıyor. Güzel bir şey çıkıyor. Atölye. Şimdi iz takip etmek şu. İster istemez kaçınılamaz bundan. Mesela buz diyebilmek için suya ihtiyacım var. Su diyebilmen için H2O'ya, H2O diyebilmen için enerjiye, enerji diyebilmen için esire, esir diyebilmen için maddi hayata, maddi hayat, hayat diyebilmen için aynı hayata, aynı hayat diyebilmen için akıl cevherine, akıl cevheri diyebilmen için ruh cevherine, ruh, yani felsefe şuraya kadar ne demiş biliyor musunuz? Görmenizi isterim. Şu var ya akıl cevherine, Platon, Arapçada P olmadığı için Eflatun dermiş. Tamam mı? Akıl cevherine şey demiş. Yani buraya kadar gelmişler, iddialar, iddia dedikleri. Buraya kadar gelmiş, her şey burada bitmiş. O, odur. Her şey burada bitmiş. Bak, biz daha ileri gideceğiz şimdi. Onlar şey, daha ileri bir şey yok demişler. Yok, daha ileri bir şey yok. Son budur demiş, başka bir şey yok. O bozuldu mu? Bitti. Zaten o felsefeden dolayı ceset ilk çağlarda, orta çağlara kadar Avrupa'da yakılıyordu. Yani şeytan girdi diye, şeytan başkasına inmasın diye. Usta Hazretleri akıl bir şeydir, cihazdır diyor. Yani cihazsan bir üst birim de var, tamiri kolaydır. Tamiri mümkündür. Son kabul edersen tamiri mümkün olmadığından cevher bozulmuştur. Cevher kabarırsın, bu adam yakılmalıdır. Şimdi aynı hayat diyebilmen için akıl cevherine, akıl cevheri diyebilmen için ruh cevherine, ruh cevheri diyebilmen için mecula, mecul diyebilmen için esmaya, esma diyebilmen için sıfata, sıfat diyebilmen için şuunat-ı zatiye, şuunat-ı zatiye, şuunat-ı zatiye diyebilmen için mahiyet-i zatiye ihtiyaç var. Yok diyemezsin, olamaz daha. Yani susuz buz nasıl dersin?
demek bu suyu, bu suya giydirilen libas değil. Yani buz, suya giydirilen, bu çok önemli. Büyütür müsün abi? Her yaptığın şeyi büyüteceksin. Tam büyüsün. Yeter. Yok yok, bozuluyor bu su. Bu çok güzel. Niye böyle güzel oldu şimdi? Abi o şey programın içerisinde bozuyor o şeyi. Yani o dokunmatik olan kısımda, bunu normal Windows'ta açtık yani. Windows'un şeyiyle o bozmuyor. Tamam, bundan sonra böyle aç. Şöyle siz müdahale edeceğiniz zaman, tahta programını açarız, etmeyeceğiniz zaman sadece göster. Tahta programın içine alırken görüntüyü bozarak alır. Ben mi bundan edince? Şu anda müdahale edemiyorum, açamıyorum şu anda. Yok, yok. Üzerinde bir şey işte. Bu normal Windows'un tamam. Fotoğraflayıcısı. Öyle mi? Bir deneyin abi, belki açarsınız buradan. Tamam. Ben dersen önce hazırlarsam sorun olmaz abi. Tamam abi. Bundan sonra tamam. Şeyi de açtık abi, o... Tamam, onu bunu okuyayım, onu şey yapacağız. O çok önemli. Demek bu çok harika bir cümle. Demek bu suya giydirilen libas değil, buz. Mesela balık kokusu balığa giydirilmemiş. Dahilin suyun sıfatıdır bu. Yani koku, balığın kokusu balığın sıfatıdır. Cesedin dişe vuruşudur efendim abi. Su buzun ahireti midir? Evet, eğer buz, dünya dersen buz, su ahirettir. Çünkü efendim abi, he, ondan sonra şey de öyle. Mesela dün akşamki dersin mukaddemesi. Çok tuhaf, 7 ay önce atmıştım soruyu. Çok garip. 7 ay önce tarih attım. Dedim ki, bak, adama dedim ki, sayfa kaçtı? Ha, en son. Tarih attım. Vallahi ne nimet ya. Ama bilen için. Bilen için. Ne uykumuz kaldı, ne şey kaldı. Hep buna yoğunlaştım. Dedim ki, ya ben bu ahireti, ahireti üstünü açmak için olmadık şey, fırıldak olmadı. Kalmadı yani. Her fırıldağa girdik. Oradan kaçtık, ona girdik. Yani böyle her türlü şeyi, dima parçalı. Ya onu aç, başka bir şey çıkıyor. Onu aç, başka bir şey çıkıyor. Dedim ki, ya arkadaş bu ahiret nerede ya? Üstünü açacağım. Ya bu nerede ya? Sordum, oturdum yatakta. Uykum yok yani. Oturdum, nerede bu ahiret ya? Tam dünya suretidir, nerede bu ya? Onu açıyorum, o çıkıyor altına. Onu açıyorum, o çıkıyor. Bedeni kaldırıyorum, beden misal çıkıyor. Onu açıyorum, cismani çıkıyor. Onu... Ya bu yok mu ya? Bir şey olmayacak. Soruyu gönderdim 7 ay önce. Otelere sordum. Kim ne düşünürse düşünsün. Yani burada başka bir şey diyorum. Bir tanesi şunu yazmış. Niye derste hep kendinizi misal veriyorsunuz? Kardeşim dersi yapan benim. O olayı anlatmam için Kur'an Yusuf'u kullanmış. Musa'yı kullanmış. Mücerredat-ı sirfa çıplak bir mana. Nasıl böyle insanlar hafızası alacak veya nasıl uygulayacak? Bir zemin lazım. Musa kıssasında anlatılmak istenen bir semboller lazım, simgeler lazım, ritüeller lazım. Yani tamam. E ne yapacağım? Şimdi ben senin dünyanı bilmiyorum ki, senin dünyana göre kardeş öyle olmuş da böyle oldu. Ben yaşadım işte, izah edeceğim onu. Adam onu bile dikkat ediyor. Böyle müdakik kardeşlerimiz dinliyor bizi. Maşallah. Bak. Ötelere sordum. Ben sordum, sen sorduysa sen öyle de ya. Ötelere sordum. Yani ne iş yapıyor? Ahiret nerede? Rabbim nerede ya? Hani hadis var ya. Kabir ehli soracakmış. Ha, her şey bitti. Allah, Rabbine o kadar kibar, o kadar acayip tövbe estağfurullah bir Allah ki. Her şey bitti berzahta, tamam mı? Berzahta bitti. Nükkan meki çekip gitmiyor. Diyor ki, Rabbine diyeceğim bir şey var. Rabbim dinliyor diyor. Diyor ki, ya Rabbi, dünyada hepsini aradım. Neredeydi? Var ya, bu meşhurdur. O dedi ki, ben sendeydim, sen neredeydin? Şimdi bak, ötelere sordum. Böyle bizim bir yöntemimiz var. Soruyu gönder, vallahi gelecek, samimi ol. Ama bir anda bekleme. Bazen bir gün sonra gelir, bir saat sonra, bir sene. Benim 7 ay sonra gelen cevap. Bir iki cümle, daha önce söyle. Olmuyor işte. Neye göre değişiyor ki hocam? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum da. Ötelere sordum. Ve dün akşam geldi.
derse yarım saat kala. Abdest aldım, havluma sarıldım, mutata dedim. Öyle paldır küldür abdest şey havluyla kurularım böyle sarıldım. O ahistem var benim. Böyle baktım o havluyu sardım. Baktım soru geldi, o sorum geldi. Baktım cevap, havlu elimde kaldı. Hemen koştum, tamam mı? Cevap şu. Bilgisayarda daha bir şey oluyor böyle çalışırken mailler geliyor böyle böyle şeyler. Sizinki de o gibi olmuş. Ha benim olanı söylüyorum ya, nasıl oluyorsa. Ötelere sordum, ahiret nerede, Rabbim nerede, onun üstünü kaldır. Cevaba bak, bu kadar cevap basit bir cevap. Yedi önce geçse olmaz mıydı? Diyor ki, bunu kim soruyor? Ahiret nerede diye soran kim? Durdu, devam etti. Ahireti kim arıyor ise onda. Arayan da. Yani böyle bir tekelleme var ya alimler arasında. Tasavvufta, sufi felsefesinde geçiyor. Çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan. Yani bu şey var ya. Kim soruyor bunu? Ahireti kim arıyor ise ahiret onda. Arayan bulacak o zaman. Evet. Kalkmıyor o zaman. Abi. He? Kalkmıyor daha çok. Kalk çok. Basit oluyor. Basit oluyor. Ama sığmadım. Aa bak, aha getirdi bak. Aferin mi? Evet. Adam ya. Güzel, sevdim seni. Hem de çok net oldu, harika. Şimdi çok iyi. Şu 250, şey 150'yi getirir misin abi? Abi kıyamette bir ilişkisi yok. Yani, şimdi öyle mi kıyamet? Yok yok, şu manada söyledim. Ahiret kıyametin kopmasıyla gelecek silsile. O değil. Yani geri dönüşün bittiği o, noktada ki o, değil midir? O ahiret, o kıyamet, ahiret kurulacak ya. O ahireti ahirette bekleyenler için. Haşrekmen mi? Kimler içindir o? Ahireti ahirette bekleyenler içindir. Ahireti burada yaşayanların kıyameti zaten kopmuştur. Güzel kelime oldu. Değil mi? Rabbim bile sendeyse ahiret kıyamet. Anladın mı? Şimdi bir cümle şey yapacağım size. Dur bakayım. Sırat köprün. Şu bir şey hatırlattım bak. Eğer açabilir misin arkadaş? 149 aç. Bak şimdi. Onu kaçırdın. 149 aç bak. Neredeymiş? Bak kimin içindeymiş. Bak şimdi. O, yukarı çıkart. Ya çıkar, dur. 176'ın, ha, şuraya bak, büyüt abi. Büyüt, ha, tamam, böyle, çıkar, buraya lazım bana. Dur. 149 mu? Bedenin, der nerede? Ha, biraz, ha. Ruh nasıl? Çık yukarıya, ha, çık yukarıya çık. Yukarıya çık, ha, şuraya okuyacağım. Dur, oynatma. Beden ruha, ruhtan bedene geçişler bu dünyada nasıl oluyorsa, ahirette olmuyor bu. Cennette olmuyor. Cennette ilk mukadem olmuyor. Burada olacak, cismaniyette olacak. Cismaniyet eksikti cennette yaratılanlar için. Cismaniyetin en kesifi, en camidir. Mesela güneşi, karanlığın şiddetine göre gözüküyor değil mi? Yani nur. Ne kadar zifiri ise o kadar nur gözüküyor. Allah'ın esması en zıttında gözüküyor. En zıttı da en kesiftir. En kesif en camidir. O da topraktır. Toprak mı, su mu, hava mı? Nur mu esma? Esmayı en iyi gösteren nur mu? Hava, su, toprak mı? Toprak. En kesif cismaniyet. O da alem-i şehadettedir. Buna hiç yetişilemez. Bu acayip bir şeydir. Onun için bunu tatması, bunu yaşaması, bu ruh ceset ilişkisini Esma'nın cil ve cemal nakşi sanatının yaşanması için Adem Aleyhisselam buraya gelmesi lazımdı. Dünya ile ahiret arasındaki geçişler de öyle oluyor. Yani ruh ceset ilişkisi nasıl bir haya kızarıyor? Yani geçişler, anlıyor musun? Hemen pat diye aynı anda oluyor. Yani bir şey arama mesela bu su. Onda değil. Aynı şeyde. Dünya ahiret de böyle. Ve okumak istediğim burası değil. Bedenin şartlarında olduğumuz için dünya öne çıkmış. Ruh ikinci duruma kalmış.
yaşattan doğumlu diyor. Ahirette bunun tersi olacak. Ruh nasıl cismaniyette ise, ruh nasıl cismaniyette ise ahirette dünyanın, dünyada öyledir. Fakat bir cümle eksik bu sayfada. Okumak istediğim cümle de yok burada. Yazabilir miyim biz burada? Yok. Tahtada yazalım. Tahtayı bana ver. Bir tahta ver. Okumak istediğim. Yok, başka bir boş sayfa ver abi. Yazdın mı? Verdin mi? Ersal. İncisi yok mu biraz böyle? Şey yapabilir miyiz? Heh, tamam. Kaya benzeri kaya. Ve 8. sözdeki iki kuyu. Kuyu. Beden ve 8'in sözdeki kuyu, Sırat köprüsü, kuyu var diye kuyu. Evet. Kuyu. Hı-hı. Beden. 8'in sözde bir beden vardı. Hı-hı. Neymiş o? Sırat köprüsüdür. Ne demek Sırat köprüsü? Dünyadaki suretler incim. Suretlerdir. Yani sureti geçip hakikata geçmek. Evet. Suretten hakikata geçmek, Sırat köprüsünü geçmektir. O için incettir. Vay be. Ne zaman çıktı? Allah Allah. Topraktan. Evet. Çitlememiştiniz diyor. He? Çitlememiştiniz diyor. Yok ama buraya yazmışım. Ha. He. Vay sekiz. Daha onu da yazalım ya. O... Abi o benim kafamda bir soru işaretiydi. Her şeyin sureti burada demiştik ya sen abi. Evet. Sizin en büyük marifetiniz sıratı da buraya getirmek. Çok kişi öyle diyor ya. Şimdi Münker Nekir'i tabii biz de buraya getirdik. Münker Nekir ile Sırat'ın arasındaki farkı çıkartamıyordum ortaya. Asıl abi ben. Münker Nekir ile hani burada... Ekleyeyim şurada. Şunu da yazayım sen de şey. O demin dediğinizi açıkça yazsanız. Yazayım. Sırat. Sırat. Sırat'ın... Sırat'ın da mı çalışıyor? İman Sırat'ın da mı çalışıyor? Yani önemli. Çünkü suratını alıp işte kullarında evet. Daha iyi oradan başlıyor. Geçmek bitir. Sırat. 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 Tılsım sahibi bunlar. Hasan abi bu Erdinç abi de şey diyor, Dima suretlerin işlendiği bir yer mi? Veya suretleri hakikata dönüştüren merkez mi? Kendisi söylesin. Böyle yani Dima şey, Sırat şey gibi demesin ya böyle. Şey, Harun'a da çok kızıyorum. Sokakta şeyler konuşurlar, alışverişte her türlü, hatunlarıyla vesaire. Buraya gelince sana söyle, sen söyletiriz. Önce kale almıyorum bu söz. Tamam.
Abi Erdinç de sıkıntı o değil. Kendi kredisini bitirdiği zaman oradan kullanıyor. Hayır değil mi? Söyle, söyle. Nasıl dersin? Bir dakika, bir dakika. Söyle. Ben zannettim Harun. Harun böyle bir ahlak var ya. Bunu kıracağım. Bayağı kırıldı ama abi. Tabii. Şimdi sana söylüyor. Söyle diyor. Ulan sen söyle. Emin olmak istiyorum. Ulan ben o hürriyeti vermiyor muyum ya? Bazen şey yapıyorum. Niçin biliyor musun? Bazen tamam süslüyorum. Daha çok Ali. Teferruatı çok giriyor, boğuyor bizi. Ali. Bu Ali. Yani zaten kavga ortamındayız. Kader meselesi. Kızışık ortam. Zaten kızışmış. Şimdi hüküm üzerine delil yapıyor. Sen uydurukçasıyla argümanlarını, önermelerini söyle. Hüküm çıksın. Şimdi bu budur diyor. Çünkü diye izah ediyor. Olmaz. Zaten kavga onun senin olmuş. Onun için tamam dur diyor. Ama kızıyorlar tabii bana. Ben kızarak yapmıyorum sanki kızıyorsun. Yok kimse kızdı yok da. Şimdi söyle. Sırat köprüsü dimadaki suretlerdir. O zaman dima suretlerle çalışır. Dimanın verisi, dimanın malzemesi suretler. Sif suretler değil kardeş. Suretler olsa tahayyül sistemi esas alınırdı. Tasavvur yok mu? Hal ve haletler de sırat köprüsü, köprüze dahil olması hepsi, gerekmez mi? Hepsi. Suret midir onlar hal ve haletler? Hepsi. Yani bak bu dedi ki sif suretler. Bak kardeş, suretlerin içerisinde dima diyebilirsin. Dima surettir. Ben şöyle tefekkür ettim abi. Kalp ve ruhun dereceye hayatının harici dimadır. Dolayısıyla suret olur. Evet. Şimdi iyi dinle şimdi. Sen dinle sen. Suretten hakikate geçmek, sırat köprüsünü geçmektir. Vahiy o zaman nazar oluyor bu dima. Suretten hakikate geçti mi vahiy almaya başlıyor. Tılsım sahibi abi. Diman mertebelerinde onun bir mertebesi var mı? Şurası diyebilir miyiz? Tasdik mi yani veya... Yok değil mi? Bütünlük olacak. Bütünlük olacak yani. Tılsım sahibi olan bunlar işte. Bunlar tılsım sahibi olanlar. Bak şimdi. Sırat köprüsünün iki sıfatı vardı. Rivayetlerde. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Şimdi şirk için diyor ki Allah Resulü, karanlık bir gecede kara bir karıncanın ayağının sesini işitmek kadar incedir. Tamam mı? Bunun çaresini Nadir abi buldu. Allah razı olsun. Bak şimdi şirk o kadar incedir ki mesuliyet yok da merak etmeyin. Ama şirk ta orada. Mesela üşüdüm dedi. Bak şirk yani. Üşüttürdü Allah diyecektir. Tamam mı? Ettirgen olur. Ya vesaire. Böyle de mesela bak. Şirk için diyor ki karanlık bir gecede kara bir karıncanın ayağının sesini işitmek kadar zordur. Şimdi sırat köprüsü kıldan ince. Ama boyutlaşmış insanlar şöyle demiş. Yunus demiş ki, bu diyor sırat köprüsüne kıldan ince, kılıçtan keskin derler. Gidip de ev yapasım geliyor diyor o yere. Kıldan inceye ev mi olur? O kadar geniş adama. Hakikat, şey olur. Sırıktan hakikate geçtim diyor Lazcası, tamam mı? Şimdi, kılıçtan keskin, seni kesiyor, kıldan ince düşürüyor seni cehenneme. Şeriat, sünnet-i seni kılıçtan keskindir, kılıç gibi değildir. Hak batılı ayırır kılıç, ayrandır. Mesela dünya neyin üzerine duruyor? Kalem ve kılıç. Kılıç neydi? Devletin dirayetine. Kalem neydi? Fennine, ilmine. Tamam. Yani kılıç nedir sırat köprüsü? Sünnet-i seniyedir. Kıldan ince itikattır. Suretten hakikate geçtiğimiz sırat köprüsünü git ev yap üzerine. Abi siz 7 ay sürüyor ya bazen diyorsunuz. Bazen 1 sene, 2 sene, 3 sene. 3 sene süren oldu mu bilmiyorum ama. Var. Sorulara. Var mı? Mesela hala, mesela samimi söylüyorum. Hala mesela 5 seneyi geçen sorun var. O zaman söyleyeyim Hasan abi. Evet. Soruları siz bize söyleyin, biz de gönderelim. Belki. Abi Sırat'ın bu tarafında, Avrupa yakasında, Sırat'ın Avrupa yakasında değil o cevaplar. Sırat'ın Anadolu yakasında. Siz her zaman gidemiyorsunuz karşıya herhalde. Cevap o yüzden geç geliyor. Ama kurban edeyim oralara. Dedim ki, ahiret nerede ya? Gidip de kaldırayım onu. Kim soruyor bunu? Şu cevaba bak. Kim soruyorsa onda. Havluyu attım biliyor musun? Aa dedim. Çok kolaylaştı işim. Ve
ahiretin üstünü açmak istiyormuşum. Kendi üstünü aç dedi. Niye? Ahiret ikinci sırada. Ondan daha zor bir şey var. Nedir o? Men arefe rabbehu fekat he. Men arefe rabbe fekat arefe rabbe. Yok. Men arefe rabbehu. Men arefe nefsuhu. Fekat arefe rabbehu. Rabbe öyle. Nefsin tanıyor, Rabbini tanır. Allah daha zor ya. Allah nerede bulacağız? Nerede bulacağız? Allah tanımak istiyorsa Allah cevap veriyor. Beni tanımak mı istiyorsun? He, kendini tanı. Ne demek istiyorsun ya? Kendini tanı. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldıramayacağın bir şey göreceksin. Çıkar kaza. Çıkar gömleği. Onu da çıkar. Çıkar. Çıkaramayacağın bir şey olacak. Bak bakalım. Orası neresidir? İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bu makam anlatıyor orası. Yani üçüncü tekil şahıstan ikiye indi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ben sen o. Alemlerin Rabbi o. Alemlerin Rabbi. Errahmanir Rahim. O. Rahman ve Rahim'dir. Maliki yevmiddin. O. Ahiret sahibidir. İyyâke. İyyâke ne'budu. Ke. Sen. O değil. Biz sana. Tamam mı? Biz sana iman ettiğimiz için, ibadet ettiğimiz için senden yardım almaya, inayet almaya hakkımız var. Hakkımız yok da şey olsun. Şey var mı abi, İyâken Abdü'den daha üst bir mertebe var mı? Var tabii. Çünkü sen ve ben diyorsun, daha evet. Ötesi olması lazım. Var. Artık ben onun yürüyen ayağı, tutan eli, üzerine olur. Artık ben deyince fena fillah işte o kastediliyor. La ilahe illa hu mu oluyor bu? Evet, o artık cemden çıkıyorsun, hiçbir şey kalmıyor. Ama İyyâke na'budu demek sistemi kurulmuş. Sistem bu. Evet. Burada dur. El freni çekmiş, daha uğraşma. Tabii. Var ya. Yani. Sistemin arkasını geç. Neyse, şurayı anladık mı abim? Sırat köprüsü, ne demiştik? Hakikatin geçmektir sırat köprüsü. Kıldan ince itikat da abi kılıçtan keskine ne demiştiniz? Ne diyor hakikatten? Sünnet-i seniyye. Şeriat, hukuk. Şeriat, sünnet-i seniyye mi? Bak, itikattır. Kılıç ise sünnet-i seniyye. Şeriatlar yani. Şartlar. Sünnet-i seniyye bütünlüğü. Şeriatlar. Eğer şey yapabilirse. Peki, sırat köprüsünde ev nasıl yaparsın? Kıldan ince. Diyor ki, ne yaparsa yap şirk oluyor. 30. lemanın 5. meselesinde, hayat bahsinde, 5. remsinde, orada şey anlatıyor, orada ancak sırat köprüsünde ev yapabiliyorsun. Orada diyor ki, mahiyet insanı birdir, inkısamı gayri mümkündür. Her cihet, lemaları verir misin bana? Bak. Hasan yok abi. Mu? Size koltuğu şöyle şeyle çekip... Yok. Ben sorun değil. Sorun değil. Biz alışmışız. O şeyle çekip mi? Yapıyorduk ya limandayken. He, olabilir. O da olabilir ama şunu bir şey yapayım. Şey var ya. Ufağını mı? Yapıyorduk ya. Yani. Otur. Bu da çok önemli, şu anda okuyacağım. O gece karanlığındaki karıncanın ayak sesi nasıl yok olur? Uğraştım ben, burada buldum kendime göre, kendim şeyim. Diyor ki, evet seni yaratan, bütün ev insanı yaratan zat olduğunu bir bedel senin yüzündeki sikisi gösteriyor. Kendisi söylüyor. Bak diyor ki, çünkü mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Buna varman lazım. Birinci önerme bu. İki, hem hayat vasıtasıyla, bak bu acayip bir şey, hayat vasıtasıyla etsa-i kainat onun efrad hükmüne ve kainat ise nev hükmüne geçer. Sikke ihadiyeti mecmunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke ihadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek şirk çeşitleriyle beraber şey ve iştirakı
her cihetle taat eder. Her cihetle. Kadıncanın her cihetle. Bak şimdi. Mahiyet insani birdir. Eğer bir insan mecule geçerse, suretten hakikate geçerse, bakar ki ben kainatın çekirdeğim, cüz'i nazarını cüz'iyetten kaldırıp külli oluyor. Her bir cüze bakınca külli nazarla bakıyor, o da küllileşiyor. Şöyle düşün, çınar ağacı, çekirdeği, şeceri hilkat ve ben, tamam mı? Şimdi dinleyin, kafanız yapmayın, herkes kendi işini yapsın. Şimdi, yaprak var mı çekirdeğinde? Gafur, hiç meşgul olma, bunu kaçırmaman lazım. Allah razı olsun, hakkını helal. Bak, her cihette iştirak nasıl şey yapıyor? Çekirdekte yaprak var mı? Bak burada ne diyor? Diyor ki Samedi 200'e şirk ve iştirakı şirk iştirakı her cihette demiyor. Bir cihette demiyor. Her cihetle tard eder. Neyi tard eder? Ne tard eder? Bak bunu yakalarsan ilk önce arkadaşlar biz güzelliğimiz şu dersin güzelliği, muzakere, enfusun enfus. Güzelliğimiz şu, en azından fikren bilmek. Şu, çınar ağacını hayal eder misiniz Bursa'daki? Çok büyük, o zaman etraf. Edemezsen bu şey zor olur. Altında zincir yiyoruz, çayımız zor. Aferin, Allah razı olsun, çok güzel. İnşallah bir nasip eder bu dersi de orada yapmaya. Evet. Bir gün yapalım. Bursa'ya, nereden de söylettirdi Allah. Şimdi hep ders derste ona bir altına yapalım. Şimdi onun bir çekirdeği var mı abi? Şüphemiz var mı o çekirdekte o cem olduğu? Yok. Şimdi kendisini de Allah'ın dışında bütün alemlerin böyle çekirdeği olduğuna şüphesi olmadığı anda bütün kainattaki her şey benim dişe vuruşum olduğunu hisseder. Yani bir Çin'de heyelan olduğu zaman bende oluyor. Çiçek açtığı zaman bende oluyor. Yani kökteki çekirdekten Bursa'daki çınar ağacı çıktığı zaman çekirdeğin içi boşalıyor mu? Hayır. Dişe vuruşuyor, surete dönüşüyor, hakikati duruyor. Ağaç bir daha çekirdekten ağaç çıktığı zaman çekirdeğin içi boşalıyor mu? Boşalmıyor. Hakikat surete dönüşüyor, hakikat duruyor. Hakikat hiçbir şekilde tahir olmaz, bozulmaz, azalmaz, çoğalmaz. Hakikat. Suret değişir, imanın sureti değişir. Onun için imanımız artar, azalır. Hakikati değişmez, 6 tane iman esası değişmez. 7 olmaz, 5 olmaz. Sureti değişir. Zanlarımız değiştikçe. Bak şimdi. O çınar ağacındaki çekirdekten farklı düşünemiyor. Çekirdek, çınar. Ne kadar kesin? Dediler ki bak buradan bir tane şey tümsek çıktı, tomurcuk çıktı, dal çıktı. Çekirdeğin dışında düşünebiliyor musun? Kainatta, dünya demiyorum, kainatta ve şeceri var. Cennet, cehennem, Cebrail. Cebrail şu anda ne hissediyorsa bende oluyor. Azrail nereye gidiyorsa benim sıfatımı. Sokaktaki bir insan kimdir? Benim etzamdır. Mesela ben esrar içseydim nasıl olurdum? Hiç gerek yok. Esrar içenler sensin zaten. Senin etzandır, ferdindir o. Bak, bir daha bunu izah ettikten sonra cümleyi bir daha okuyayım. 338. Bu noktada bakınca ne acayip değil mi külle? Bak, bu izahattan sonra cümleyi bir daha okuyorum. Evet, seni yaratan, bütün nebi insanı yaratan zat olduğunu, yani sokaktaki iddia yaratan, beni yaratan olduğunu, bir vedaya senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Sikke neydi? Sikke hangisiydi? Evet. Bak şimdi. Sikke çekirdeğe bakardı. Çekirdeğe. Bir ağaç hayal et abi. Çekirdek ne? Sikke. Meyve ne? Meyve. Hatem. Hatem. Ağacın zahirisi? Mür. Batınısı? Turra. Kaçır bak. Sikkeden en azından çıkarsın. Bak diyor ki. Sonra uzatıyorlar diyor cismane. Nasıl gittin? Ne yapayım? Bak Afyon'daki kampta şey ezdik geçtik.
Son kısım. Ne yapalım Ali? Çok da vardı, haklı olarak. Haklısınız orada. Hepiniz yerden göğe kadar kurdu. Abi dur, dur. Yani, yoksa böyle yapmaya kalkarsak onu... Seni yaratan zat, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu nerede bileceğiz? Bir bedai senin yüzündeki hatem gösteriyor. Oldu mu? Evet. Olmadı. Sikkesi gösteriyor. Sikke. Tamam. Merkez. Çünkü mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Bundan sonra iyi dinle. Abi senin yüzün. Girme, anladım. Girme. Hayat vasıtasıyla hayat, hayat. Allah'ın dışında yaratılan her şey nerede? Hayatta. Allah hayattan yarattı aşağı zaman. Arşı, kürsü, cenneti, cehennemi, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil, Azrail'i. Hepsi hayattan yaratılmış. Ha, hayat vasıtasıyla onu sana cem etmiş. Yani her şey bende nasıl cevran ediyor? Ağacın her şeyi bende niye var? Çünkü her şey hayattan yaratıldığı için ezber olmasın. Her şey hayattan yaratıldığı için o hayat sende. Tamam. Hayattan yaratıldığı için bak. Hayat vasıtasıyla etsa-i kainat, etsa. Etsalar var ya. Etsa-i kainat onun efrad hükmüne yani hayat vasıtasıyla hayata pergeli koydum. Arş benim etsa. Kürş benim etsa. Cennet benim etsam. Benim etsam yani. Sonra kainat ise benim nevim hükmüne geçer. Kainat benim açılımım. Yani asıl benim. Cennet, cehennem bana göre gölgedir. Çünkü benden sonra olmuştur. İlk önce Nur-u Muhammedi yaratılmıştır. Nur-u Muhammedi'ye pergeli koyarsan Nur-u Muhammedi de enelerin cemidir. Hepimiz oradaydık. Orada büyüklük, küçüklük, soğuk, sıcak yoktur. Adem Aleyhisselam'ın yaşıyla benim yaşım aynıdır. Nur-u Muhammed'i. Yani ağaçtan, Bursa'daki çınar ağacından 700 sene önce bir tomurcuk çıktı. 700 sene sonra bir tomurcuk çıktı. Surette 700 sene var. Çekirdekte solla baş aynıdır. Yaş yok. Çekirdekte ön, son yok. Sağ, sol yok. 750 sene mi ne? 730 sene çınar ağacıdır o. İlk çıktığı tomurcukla son çıktığı tomurcuk surettedir 700 sene fark. Ama çekirdek de aynıdır. Biz pergelimizi Nur-u Muhammed'e koyduk mu bütün eneler oradadır. Son tomurcuk Medine'de bir çoban olacak. Kıyamet en son o adam kalacak. En son ilk de Adem Aleyhisselam en son bu adam. Bu adam merak edin nasıl bir adamdır diye. Tolacak diyor. Ama hepimiz Nur-u Muhammed'deki noktaya koyarsan pergeli aynı iz. Ha eğer sen bütün kainatı Allah hayattan yaratmış hayat. Bu hayatı hayat bölünmez parçalanmaz. Aynısı bende şu anda. Peki ben nesini kullanıyorum? Suretini kullanıyorum. Hakikate geçmem nispetinde... Bu cennet, cehennem, Azrail, Cebrail benim etsa. Kainat nevim oluyor. Böyle bir tefekküre adım attın mı ne o çıkıyor bak. Adım attın mı kainat onun efrad hükmüne ve kainat ise onun nevi hükmüne geçer. Sikke ehadiyeti, ehadiyet. Yani Allah kainatta vahidiyetle iş yapıyor. Her ferde onu aynısını yapıyor, ehadiyetiyle yapıyor. Aynısını bir yere koymuş. Allah'ın böyle adeti var. Kocaman ağaca yaptığını çekirdeğinde koyarmış. Ağaçta ne yapmışsa çekirdeğini aynı yapmış. Bu sikke ehadiyeti, yani sikke kökteki çekirdek, meyve hatem. Ağacın zahirisi mühür. Batınısı turra. Tamam mı? Sikke ehadiyeti, yani vahidiyetle yaptığını ehadiyetle her bir ferde yapıyor. Her bir ferde yapıyor. Sikke ehadiyeti mecmunda gösterdiği gibi sikke ehadiyeti mecmunda açıyor. Çekirdeği mecmunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi her bir cüz mesela
Karaciğer cüzdür, böbrek cüzdür, kafa cüzdür. İnsan nedir? Küldür. Bu somutlar için kullanılır. Somutlar cismaniyette kullanılır. Cüz kül. Soyut ise, düşüncedeyse cüz'i ve külli de kullanılır. Mesela her bir hücrede DNA yok mu? O cüz'idir. Bütün o DNA'ların toplamı ile insan ekber olan ben, bu alemimde, her bir hücreyi Hasan kabul ederse, DNA'yı, aynı kainat gibi, bu Hasanların cemi, büyük Hasan, bu da küllidir. Cüz'ilerin cemidir. Bak, cüz'i noktalılar, külli noktalılar soyut için kullanılır. Düşünce için. Cüz ve kül somut için kullanılır. Bunu bilmezsek karıştırırız. Ya böyle diyor, böyle diyor. Şimdi bu bir daha sokuyorum. Sikke-i adiyeti mecmunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke-i adiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek, yani vahidiyeti ehadiyetinde aynı yaparak yaptı. Ne oluyor sonra? Sen bu hale girdin mi? Girerek şirk ve iştirakı her cihette tard eder insan. Yani kendini mecula koyarak bütün varlık hayattan yapılmıştır. Bu sefer bu hayattan yapılmış mı? Bak, hayattan yapılmış. Allahu Ekber. Neyse. Allah. Var mı abi? Suretten hakikate geçmek var ya, hakikattan da mahiyete geçmek gibi bir mertebe yani... Of işte, ne oldu biliyor musun? Abi, artık ben sen, fenay mutlak işte o. 149 sikil tasdik haydi. Bu mahiyet, insaniyet, birdir mertebesi, hakikat mertebesi, suretten hakikate geçmek, mahiyete geçmek mi? Hangisi? Yani şu okuduğumuz kısım. Hakikat bu. Bu hakikat. Evet. Bunu geçmek bu. Yaşamak bittiği yerde bunu yaşayacaksın. Hı. Yaşamak bittiği yerde yaşayanla yaşanan kalmıyor. Ulan mahiyette. Mahiyettesin. Evet. Ama ben oradayım derse diyor İmam Rabbani, orada olmadığına delildir. Çünkü orada konuşmak yoktur. Konuşuyorsa değildir. Konuşmak dimağdır çünkü dış. Lef-i mahfızdadır. Peki Risale-i Nur bu mahiyete geçme dersi de veriyor mu aslında yani? Üçüncü saat. Öyle mi? Üçüncü saat. Hikaye zannediyor. Çünkü Said'den pek şey bahseden yok. Çünkü niye? Merak ediyorum. Üçüncü Said. Birinci Said, tahsil ve Said. Hakikat, hakikatte sonra mahiyete geçti. Risale-i Nur hizmeti, Risale ortaya çıkması ikinci Said'dir. Hakikat, suretten hakikate geçti. Suret, beşeriyeti, ubudiyeti. Hakikati, Risale-i Nur'un ortaya çıkması. Risale-i Nur'dan da koptu. Başka bir şey yok. Sır. Tabi tabi, bitti o. Artık böyle. Sen de üçüncü sayı tersi yapmak lazım. Nasıl yapacaksın? Önce ikiye gel. Yok yok ya. Tamam. Baba biraz şey yapma, kopuyorsun. Konuşmadığı zamanlar. Kopuyorsun. Üstadın konuşmadığı zamanlar. Evet. Yani bir şey anlatıyorsun. Kıpkırmızı şey geliyor zihnine. Hiçbir şey anlamıyorsun sen. Vahidiyete, ehadiyette nasıl gösteriyor? Nasıl oluyor? Bilmiyorum ki. Zübeyde abi için sırt kağıdı biliyorlar ya Hasan abi. Acaba hiç konuşmadan mı anlaşıyorlarmış bir yerde? Bilmiyorum. Kimse bir şey de anlatmıyor. Benim şeyim nerede ya? Kimseme. Buraya neye girdik? Şirki tarzeder. Karınca. Karınca tamam. Şu şeyi ekler misin o sayfaya? 149'a ekleyeceksiniz. Şu şeyi de ama. Şuraya sen nasıl ekleyebileceksin? Onu sen unutmayasın abi. Veya yeniden çekeceksin. Scan yapacaksın. Onu yeniden çekmem lazım. Evet. Şey Allah Allah. Suretten hakikate geçmektir Sırat Köprüsü. 30. Biz neredeydik? Arkada mıydık? O zaman o suretten hakikate geçmek sıratsa oradan mahiyete geçmenin de bir yeri var o zaman. Yani ruhiyet. Neresi? Ehadiyet devam ettiği gördüğün zaman vardır. Hiçbir şey duymadım. Ne dedin sen? Şimdi suretten hakikate geçme yeri sırat köprüsüyse karşılığı, hakikattan mahiyete geçmenin de bir yeri var o zaman. Ahirette sembolü ruhiyet. Sen mesela. Ruhiyet. Ruhiyet nedir? Ruhiyet midir?
Sır işte o sır. O tılsım. Şimdi şey geçelim mi? Destin ha? Buradayız. Yani o onu ya arkadaşlar. Bak. Şuunat-ı zatiye diye bilmen için mahiyet-i zatiye ihtiyacın var. Yok diyemezsin. Ne? Mesela biraz indirir misin? Bunu herkesin bildiği yolu yapayım. Su diyebilmen için buz diyebilmen için suya ihtiyacın yok mu? Ha? Bak bir daha. Buz diyebilmen için suya ihtiyacın var mı? Su diyebilmen için Haşiköy'e, tamam, herkesin yolu bu. Şimdi dinle, ihtiyaç var buna. Buz diyebilmen için suya ihtiyaç var, tamam mı? Yok diyemezsin. Suya ihtiyacım yok ama buz var bende. Olmaz değil mi? Kesin mi bu? Kesin. Olamaz da, yani susuz buz nasıl dersin? Demek bu suya giydirilen libas değil buz. Nedir? Dahilin, yani suyun sıfatıdır buz. Suyun dolu, kar, buhar vesaire şekillerde bulunabilme sıfatlarına haizdir su. Bulunabiliyor. Yani balık kokusu balığa takılmamış. Takılmamış. Ahiret sana takılmamış ihtiyacı. Balık kokusu balığa, nur, güneşe, tamam, takılmamış. Sıfatıdır, dişe vuruşudur. İsteğin kadar kesindir ahiret. Sendeki istek kadar ahiretin varlığı kesindir. Ne kadar istiyorsan, o kadar aleminde ahiret vardır. Yani, tamam. Takılmamıştan şunu mu anlamalıyız abi? Mesela bu üzerime takılmış bir şey. Ama karaciğerim, böbreğim takılmış bir şey değil. Değil. Evvelinde benimle... Evet. Benle beraber, deride. Mesela bu sana takılmış ama bu sana takılmamış. Bu suyun sıfatı ve dişe vuruşudur. Dünyada ahiretin dişe vuruşudur. Ahirete giydirilen libas ve örtü değil dünya. Ama böyle de anlatıyoruz da örtüdür diyoruz. Ama aslı dünya ahiretin bir menzilidir diyor. Sıfatıdır o. Sıfatıdır. Peki abi bir şey sorayım mı? Bu mesela buz diyebilmek için su diyebilmek için buz diyebilmek için suya ihtiyaç var. Böyle gidiyor ya abi. Peki mahiyet-i zatiyeyi nasıl yapacağız? Onu bilemiyorum. Oraya zaten konuşmuyor. Orayı bilmiyoruz ki. Oraya gidemezsin zaten. Gidemeyiz. Ben yalnız isimlerini koydum. Onu bilmiyorum. O zaman şu mahiyet-i zatiyende konuşamayırsın yani. Yok öyle bir şey. Mahiyet-i zatiye de kendisi değil abi. Değil de değil, dir. Yani hiçbir şey bilmiyoruz onu. Mahiyet-i zatiyede yok. Fenafil olup şimdi zatiye muhatap olursun. Ahirete giydirilen libas ve örtü değil, dahilin ifadelenişi zuhuratıdır. Yani cennet ve cehennemin kavga ettiler. Ben kendimi ifade edeceğim. Ben edeceğim. Celal ve Cemal bir çarpıştı. Celal bir çıktı karşısına. Öyle tam çıktı. Bir yumruk attı. Bir kroşu da bu vurdu. Cemal tak bir vurdu. Ortaya ne çıkar? Etten dışında bir kuvvet değil mi sıkıntı? Kemal çıktı. İşte alem-i şehadet Cemal ve Kemal'in çarpışmasından çıkıyor. Abi konuyla alakası yok ama H2O'da su meyil midir? H2O'da su olma meyli midir? Bir şey aslına itiraf eder abi. Sıfatı tarafı mı meyli midir? Her şey hakikat. Sıfatı itiraf eder. Tarafı şey meyil tarafı. Evet. Onun sıfat tarafı. Yani bir taraftan da kafamda o şey Murat. Yani onu ben size göndereyim. Murat'la sonra konuşmamız var. Hususi konuşmamız var. Onu telefonda kayıt, o konuşmamla kaydedi. Onu göndereyim. Buna tek tek izah ettim yani. Ondan sonra. Çünkü izah ettim. Yani teknik olarak, tekniğini anlattım. Şimdi, bu nereden çıktı ya? Şuna basarmıştım ben. Ha, Allah, Allahu Ekber. Big Bang mi oluyor? Evet. Bak şimdi. Aslında. Yo, biraz indirsen aşağıya. Ben mecburi yok. Bak, sıfır zandır ve dünyadır. Celal ülkesidir.
cemal ülkesidir. Hiçliktir, berzahtır, mahiyettir, enedir. İnsana dönüşeceği zaman enaniyettir, insandır. Allah. Şimdi Celal geldi. Ben kendimi ifade edeceğim dedi. Sen kimsin dedi ya. Sen varsan ben de varım. Cemal çıktı karşısına. Celal çıktı, bir vurdu. Şak, Kemal çıktı. Alim-i Şehadet, Celal ve Cemal'in çarpışmasından Kemal'a çıktı. Celal, Subhanallah dedi. Cemal, Elhamdülillah dedi. Ortaya çıkan Kemal, Allahu Ekber dedi ve namaz olarak ortaya çıktı. Ya artılarda kalsaydı kardeşim. Abi Big Bang'i çözmüşsün sen ya. Sörmüne gerek yok, Big Bang'i çözmüşsün sen. Çözmüş kirli. Adamlar 4 milyar dolar yatırım yaptılar Big Bang'i çözmek için. 4 milyar değil, 25 milyarmış. Öyle mi? Hı hı. 25 milyar. Öyle dedi adam ya. O. Ateist. Ben, adam utanmadan demesin mi? Big Bang deneyseldir diyor, denenmiştir diyor. Allah Allah. Aferin o bir tane canlı bunu. Dedi ki, deneysen en növlabatın, hayret dedi ya sen hakikaten, onu seyrettirdiler de bana. Ondan sonra, deneysen en, teori bu ya. Teori deneysel diyor. Utanmadan bir de profesör ya. Zındıklarını şey yapmak için adam masadan kalktı gitti. Kardeş, ben merak ettim. Allah var ki hiçbir şey yok. Valla bunları nereden getirdi? Ömrüm geçti bu soruya. Bu soruya inan 30 sene geçti. Allah var iken hiçbir şey yoktu. İşaret edeceğiz anlatıyor ya. Bu maddeyi, atomu, taşı, toprağı nereden getirdi? Bu peki Celal Cemal şeyin nereden delili? 24. sözün başı. 268 şu an artık Subhanallah Elhamdülillah derdi zaten. O şey, Elhamdülillah nereden çıkar söylüyor? Detayları, çarpışmasını söylüyor. Kemal Dünya mı anlatıyor? Cennet Cemal. Yaşanmaz orada. Ya cennette kalsaydı. Yaşanmaz. Celal, cehennem yaşanmaz orada. Kemalsız yaşanmaz. Onun için Kemal bulan Cemal'den yakışır. Adem onun için buraya geldi. Kemal bulmak için geldi adam. Yani hep böyle diyorduk ama o kelimeyi tam koyunca çok farklı oldu. O kelimeyi koyunca... Şey sıkıya çıkarttı ben. Anladık abi. Adam Cemal değildi ve Cemil'di ama Kamil değildi. Bilerek mi yaptın? Ne demek istiyorsun ya? Bir şey demedim. Adam Kamil değildi, Cemil'di, güzeldi. İman-ı Kamil burada. Her şey burada. Kemal. Ne ararsın Şap bu arada? Hakikati kendinde ar. Zaten. Kendinde aramanın yolu. Adem. Adem 300 sene miydi? Hindistan'da atıldı. Ondan sonra havada Yemen tarafına atıldı. Hani o bilmiyordu. Aradılar birbirimizi. Adem hevasının timsali olan havasını aradı. Cebeli Rahme'de Arafat'ta buldu. Orada da Allah'a ekber Allah. Sonra Allahu Ekber diye mukabele etti. Cemal böyle yapınca, Celal'a böyle yapınca ikisinden bir Kemal çıktı. Kemal kendisini Allahu Ekber dedi. Hepsi durdu. Cemal da Kemal da bir baktılar ki Allah Allah. Cemal bir baktı insana. Hüsvan. Celal bir baktı insana. Bu kim ya? Nasıl bir şey çıktı ya? İkisinin Cemil Cemil'den sıfır çıktı. Cebeli Rahim'le buluştu. Evet. Cebeli Rahme'de. Rahme. Yani Arafat'ta günahların sıfırlandığı yer. Günahlar orada sıfırlanıyor. Yani sıfıra o zaman geliyorsun. Kabe, haç günahlar siler ya. Adem Safiullah. Adem Safiullah orada oldu. Ve ilk beşeriyet ve orada... Affedersin, çiftleşme de ondan sonra oldu. Orada bulundu. Orada beşeriyet nesli oradan başladı. O zaman Kemal ülkesi olan cennet, alem-i şehadetteki insanın gelmesiyle kemalini buldu. Harika. Kemal öyle değilse millet itikada dokunur. Şey yapma. Veya keser, kessin. Şimdi adam, kardeşim dünyasız cennet olmaz. Olmaz. Haklısın. Şey olur. Ne bileyim bir şeyler olur. Bir şeyler olmaz yani.
Şimdi söylesem bir şey olur. Burası çok antika. En büyük özelliği dünyanın olduğu gibi gözükememesidir. Dünyanın en büyük özelliği, ona hayran oluyorum. Olduğu gibi gözükememe, gizlenebilme sıfatına sahip oluşudur. Olduğu gibi değildir. Yani hakikati surette... Değildir. Saklamak. Hakikatini surette saklama tarafı, dünyanın bu tarafına hayran. Olduğu gibi mesela bir şey var olacak, gözükmeyecek. Çok zor. Bu çok zor. En zor iş budur. Bir şey var olacak, ortada olacak ama gözükmeyecek. Zor. Mesela tank yapmak kolaydır ama gözükmeyen tank yapmak zordur. Var olacaksın ama gözükmeyeceksin. Mutlak olacaksın ama muayyen gözükeceksin. Her yerde olacaksın enerji ama odun gözükeceksin. Odunu yapmak zordur enerjiden. Bir şey söyleyeyim, sizi şaşıracaksın. Güneşten zordur odun yapmak. Odun donmuş güneştir. Odun yapmak güneşten zordur. Çünkü odunda hayat var. Güneşi alacaksın, odun yapacaksın ama hayat koyacaksın. Güneşte hayat yok. Güneş nim nuranidir, yarım nuranidir. Odun ise tam kesiftir. En canlı aynadır. Güneş ahiretten haber verir. Odun ise dünyadan haber verir. Her şey olabilen dünya, bir şey gözükmesi mucizedir. Her şey olan dünya, her şey olabilen, herkes baktığı zaman farklı gözükebilen olmak. Dünyaya her farklı bakanlar, herkes farklı görmüyor mu dünyayı? Herkes için bir şey olan ama kendisi hiçbir şey değil. Sıfır. Dünya. Böyle dünyaya hoş geldiniz. Yalan dünya. Yalan dünya. Çünkü ikide bir her şey olabiliyor. Sabiteti yok. Dünya ile evlenmek, hadiste geçiyor. Dünya ile evlenen yaşlı, her tarafı dökülmüş, dişleri düşmüş, kamburlaşmış, çirkin bir kadınla evlenmek gibi. Ne oluyor? Adamı yaşlandırır. Bitirir. Kayıp bedeli şeytan oluyormuş abi. Nasıl? Dünya ile evlenen kayıp bedeli şeytan oluyor. Şeytan demiş, dünya benim kızımdır. Kim onunla evlenirse kayıp bedeli ben oluyorum demiş. Allah Allah. O ne ya? Kim demiş bunu? Geçen bir yerde okudum abi. Allahu Ekber. Çok teşekkür bir şey. Bir yerde deme abi. Yalnız belediye anasına geç. Belediye dedik zaten abi şimdi. Bak çarpışınca. Tamam sen yap. Bak görüyor musun? Allahu Ekber. Kemal ve hakikat. Ama şöyle yapamadın sen. İndir abi. Şimdi bunun resim yaparken çarpışmayı yapamadım böyle. Tamam yapalım abi. Tabii ya ben. Bu yaptın ama gözü, ben sana dedim ki bulanık şeyler kullanıyorsun. Bu celale ne kullan biliyor musun? Kırmızı bir şey kullan. Cemale de böyle bir yeşil veya mavi ile yeşil karma bir şunu kullan. Çarpışınca da böyle şey işte, tamam. Ama oku kullanmış ama kim görecek yani? Ben bile zor gördüm. Bildiğim için aradım. Sen bu resmi şey, renkleri kullanma. Şu şey soluk zaten sayfaya benziyor. Buraya yeşil ve gök mavisi karma kullan. Şuna da kırmızı celal. Gülüyor, cehennem isim geliyor. Ötekisi cemal geliyor. Kemal. Kemal'a da kadın rengi pembe kullan. Yani kırmızı pembe, ne ona benzer ne var. Yani çok güzel, tatlı bir şey oluyor. Tatlı pembedir. Pembe demek rahatlatma. Onun için tezgahtarlar pembe elbise kullanırlar. Merak etme, insan para verince rahatsız oluyor. Ama onu görünce pembe elbise rahatlıyor. Ver bak. Marketi beni güzel çalıştırdı. Peki. İsmaniyeti bitirecektik değil mi? Bunu iyi gösterdi zaten. Bu resmi peki 152 gösterebilir misin? 152. Bakın bunu çekmiş misiniz?
152 var. Aa, içiye çekilmemiş. Ha. Sonra nasıl eklemiş ha? Vay be. Tam daha oraya gelmedi. Peki, 153 zaten yoktur. Yok, 153 yok zaten. Bak ha, Allah Allah. Biz bitirmeye çalışıyoruz. Ooo, acayip bir şey ya, kader. Ya bunun... O şeyde... Satabilir miyiz ya şu anda? He? Hatay'da yaptığın üçgen mi abi? He. Şey, çekebilir miyiz mi? Çekip atabilir miyiz hemen? Hemen hallet. Hadi, çabuk. Görmenizi isterim. 150'de kaldık abi. Daha gidecek, dur. Ama bu konunun mütemimi olsun o. Çektin mi? Ver bana defteri. Ben anlatırken siz halledin. Hı. Şimdi devam ediyoruz. Bak, 150'yi görmeniz lazım. Şey, en azından 153'ü görmeniz lazım. İman esaslarını uyguladık. Cemal, Celal'i. Sen görmedin Abdullah. Çok güzelmiş. Hatay'da mı? Bak, devam ediyorum. Bitirelim değil mi bugün? Bitirelim. Hemen yansıt. Tamam ben olur. 195 sözler. Evet, nasıl ki cismaniyata can ve su gibi şeyler aynı olur. Cismaniyata. Ruhaniyata dahi, görüyor musunuz bak nasıl ayrı? Cismaniyata. Ruhaniyata dahi hava, esir, alim, misalin bazı mevcudatı aynı hükmünde ve berk ve hayal suretinde bir vasıtayı seyru siyahat suretine geçerler. Veriyor musun cismaniyata? Ben ne yaptım? Bana gönderiyorum abi siz. Tamam. Şimdi geç öteki sayfaya, bu arada onu da yapacaksın, onu da yapacaksın. Heh, büyüt onu abi. Tamam. Havanın ruhaniyata karşı durumu nedir? Havanın, bak ruhaniyata karşı, hava, ruh. Çünkü ruhun cebelan ettiği yer hava ya. Ondan sonra camın cismaniyete karşı durumu gibidir. Şey gibi mi abi? Bu çok önemli bir önerme. Çok acayip. Evet evet Yasin. Maddi hava bozulsa fena tesir eder, öyle de manevi hava bozulsa fena tesir eder. Harika. Mesela kafadan çıkanlar. Bu bizim çıplak gözle görmüyor. Mesela sırkat meyli diyor ustad. Yani hırsızlık meyli. Görmüyoruz. Mahluktur oysa bu. Vücud arayıcısı var. Bu, onun için şöyle değil. Bir bakın, ben size söyleyeyim. Bakar mısınız bu atmosfere? Bakın. Evinizdeki salonu hayal edin. Benziyor mu? Yok. Ne, niye farklı? Çok acayip bir şey değil mi burası? Zaten etkileniyor mu? Hemen sihirlendim dedi. Mesela adam giremiyor buraya. Tamam, bak dün giremedi mesela. Giremedi, boğuluyorum dedi. Birisi de rahatlıyor buraya gelince, birisi boğuluyor. O üstadın yanına gelen bir meşhur münafık zındık vardı ya, bir Yahudi. He, Karoso. Karoso. Hani kendini dışarı zor atmış mesela. Ya, şimdi ya, yaptığınız haber ver bana. Bir şey sorabilir miyim abi? Sor abi. Şimdi o ruhaniyet falan şey konuşuyoruz ya. Bu sihir ve büyüde cam ve suyu nasıl? Aynen şu. Şimdi ayna, çünkü oraya geçişte bir ayna ve suyu kullanıyorlar. Oraya geçişte bir şey berzah oluyor bu değil mi? Ben size söyleyeyim. Şöyle bir yöntem var. Hafız benim talim hocam, kıraat şey, huruf mukat talim hocam. Adamın cinini kesecek. Ben gördüm yani hafız yaparken. Bardağa getiriyor. Hastaya diyor ki oraya bak. Şu bardağa bak. Tamam mı? Bardağa bak. Bir yöntem var, okuyor, şey yapıyor. Aa, fotoğraflı bir adam var diyor. Bak diyor, yüzü beyaz mı, siyah mı? Adam diyor, beni tehdit ediyor diyor, siyah. Kafir cinler siyah olur suratları. Müslüman cinler beyaz olur. Erkekleri kadar çirkin varlık yoktur. Cinlerin erkekleri çok çirkindir. Cinlerin kızları, kadınları insan nevinden daha güzel. Maneviyatı yoksa kadının ama. Şimdi ne diyeceğim? Suya geliyor. Ondan sonra bunu kapatıyor. Bir yöntem yapıyor. Tak diye şu, hani cinini kestim var ya. Onu sorduğun için bir şey anlatmak için tak koparıyor. İşini bitiriyor. Şimdi baktı yok. Bitti.
Şimdi cam ve suda temessül ettirebiliyorsun. Onları ortaya çıkartabiliyorsun. Orada gözükebiliyor. Latif olur işte. Bu, evet. Kelamla etkiliyor mu orayı? Evet etkiliyor. Kemal daha üstündür şey kelam. Ha. Sudan, camdan daha latiftir kelam. Yani orada görünmesi... Havadan daha latiftir. Havaya ekiyorsun kelamı. Orada gözüküyor mu? Tabii. Orada sen ister istemez emrediyorsun. Çünkü kelamda sihir var. Kelamda sihri beyani. 48 midir diyor muhakematta. 48 ve 49. Sihri beyani. Hadiste var. Bazı kelamlar sihir gibi etki eder. Hadiste değil mi? Bak güzel. Buldun mu abi? He? Osman abi. He. Şimdi. Abi bir yer ver. Lemalarda okuyayım mı? Bunları. Oku abi. Nasıl ki bazı adam manyetizme vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede aleme misale karşı hayalinde bir pencere açılır. Oraya bakınca. Evet abi. Burası açılıyor. O aynada çok garayı bir müşahede eder. Halbuki aynada değil. Belki aynaya olan dikkat-i nazar vasıtasıyla aynanın haricinde hayaline bir pencere açılmış görülür. Orada, orası burayı aktif ediyor. Evet. Yani aynada değil, aynadan daha latif olan alem misal, hayal aleminde. Yani orada temessül ediyor. Orada latif olduğu için bu latif orada temessül ediyor. Evet. Sureti ayna mı oluyor şimdi abi? Sureti ayna oluyor, hakikati aynada gözüküyor. O zaman aynada gördüğüm benim... Ayna, aslında mi? Aslında aynaya bakarken zannediyorsun ki aynada görüyorum. Göze bakarken böyle burayı seyrediyorsun. Aynada gördüğüm benim alemi misaldeki alem mi? Bedeni misallerin. Bu şeyi anlatacak mısın? Neyi? Tamam geç. Açtın mı? Şimdi bak, çıkart yukarıya. Şunu görüyor musunuz? Ötekisi daha cayıp de. Burada daha net göreceksiniz. Bak, eksiler, Adem, cehennem, şeytan, Subhanallah, Celal ülkesi, Rahman'dır. Ersal buradan yapmış. Evet, ama yapmış ama bu üçgen, daha ötekisi göreceğiz. Artiler böyle, şey neyse. Öteki de buraya tamam. Çarpışınca, bir dakika isterim. Çarpışınca Allah-u Ekber Kemal çıkıyor arka. Şimdi önemli olan öteki taraf. Önemli olan neyim biliyor musun? İman esaslarını nasıl uygulayacağız? Bak şimdi. Sıfat mahiyetimize bakar. Sıfat mahiyetimiz tamam mı? Sıfat. Cemal ve Celal ikisi de sıfattır. Kemal hakikattır. Hakikat esmaya dönüştü. Sıfattan Kemal sıfat değil mi Celal? Cemal ve Celal sıfat. İki Kemal çok az kullanıyor. Şerat Ucaz'da ikisini diyor değil mi? Cemal o kadar. Kemal yok. Ama şöyle diyor. Kemal o kadar şiddeti zorunda ki sıfat-ı kemaliye olarak gözükmüş. O kadar cem olduğu için. Yani mesela şöyle diyelim. Allah isimdir, Rahman ve Rahim ama zatı işaret ettiği gibi sanki böyle isim değil yani. Yani ona bir tabir böyle kullanıyor. Biraz sıfat olsa ortalık karışır. Yani. Evet. Yani çok acayip mesela bak. Allah isimdir ama o kadar bütün isimleri taşıdığı için, zata işaret ettiği için değil gibi. Mesela Kemal sıfat değildir. Ama o kadar sıfatı gösterir. Aynı diyor. Sıfat oldu diyor. Kemal sıfatı diyor. İsimlendirilmiş. Ha, tamam. Şimdi çok tuhaftır. Celal ve Cemal sıfattır. Ben şimdi anlatacağım çok ilginç bir şey. Burada iman esası çok önemli. Çok uğraştık. Ha? Kemal hakikat. Celal, Cemal ve Kemal'in toplamından alim-i şahade çıkıyor. Tamam. Toplaşıyor. Kırkal'daki konu derste şey olmuştu abi. Evet. Çıktı. Şimdi bu üç sıfatı ve bağlantılarını altı iman esaslarının uygulanışı. Çıkar abi. Çıkar. Allah'a iman en enne zenni abdibi rububiyet. Rab. Çünkü herkesin diyor ki usta benim Rabbim, Nebimin Rabbi, benim Nebim, mahlukat ve alemlerin Rabbi. 4. Topladığım için söylüyorum. Ezber söylemiyorum. Benim, Nebim, bütün insanları, benim
Bütün insanlar, mahlukat ve alemlerin. Herkesin Rabbi farklı, Allah bir. Ha, harika. O zaman ben bu klası yapayım, ondan sonra ona geçeceğiz. Harika, yapmış. Allah'a iman, rububiyete bakıyor. Kalem şey yaptığım için onu toparlamam lazım. Ama burada hissiyatım var burada. Ahirete... Başlı ya. Celal abi. Celal. Ahirete iman, uluhiyet. Onu nasıl dediniz abi, uluhiyet? Şu. Allah'a muhatap oluyoruz. Tamam, muhatap oluyoruz. O muhatap zemini, ubudiyetimiz, rububiyete karşılıktır. Tamam, yani kulluk. Muhatap olduk, rububiyet aynağı olduk. Bu sefer Allah tekrar bir adım atıyor. O bende gözüken, bana has, hususi olan rububiyet aynası da Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Birisi rububiyet zemin. Orada taayyum ve teşahhus eden gene o aynanın kabiliyetine göre olduğundan o uluhiyettir. Uluhiyet de sanki uluhiyet de gene insanmış gibi. Ubudiyetle uluhiyet hani yapmış. İşte anlatıyorum şimdi. Değil tamam. Anlatınca güzel oluyor da. Tamam. Bak şimdi. Allah kainatı yarattı, beni de yarattı. Tamam. Benden ubudiyet istedi. İbadet olarak ubudiyetimi gösterdi. Mesela Allahu Ekber. Bu ibadet. Ben de bu ibadetimle hasıl olan bir ubudiyetim var. Ubudiyet şey benim özelim rububiyete aynadır. Aslında arkadaşlar. Bak. Rububiyet. Sonra Allah razı olsun ya, işi biliyor ya takatlıyor. Sonra ben o ubudiyet aynamı rububiyet oluyor. Rububiyet gözüküyor. Sonra orada Allah durmuyor. Sen misin bana ibadetinle ubudiyetini gösterdin? Rububiyetini oluşturuyor. Bir zemin yapıyor. O rububiyet bana bakıyor. Benim. Benim özelliklerimin cemidir. Fakat Allah benim şeyime olmadan dedi ki bu rububiyet aynasındaki aynanda Allah tekrar ikinci bir tecelli yapıyor aynı. Yani kendisini bende gösteriyor. Ondaki ben. Ne yapıyor? Allah rahmetiyle bendeki rububiyet aynasında al 8. sayfa şu alarda Allah teayyum ve teşahhus ediyor. Bu da sanki ben kazanmışım gibi. Değil yani. Bu tamamen insan. O taayyum ve teşahhus eden Allah'ın ikinci bir şey, o şeydir. Benim uluhiyetim. Yani rububiyetimle çıkan uluhiyet. Burada uygulayalım. Esma-i Hüsna. Bu akrebiyet. Rububiyet akrebiyet. Ben ayna oluyor. Bu ubudiyet aynası. Burada rububiyet tecelli etti mi abi? Ne diyor? İnsan şuur ile fark ederek az fark noksan kusurunu devruhte edip üzerine alıp ubudiyet yapıyor. Ubudiyet budur. Az fark noksan kusurunu devruhte etmekten hasıl olan bir aynadır. Allah burada rububiyetini gösteriyor. Abi üst taraf rububiyet, kurbiyet olmasına yanlış mı düşünüyorum? Yok, ubudiyet. Yani tamam. İkisi de akrebiyet gözüküyor da şu aynanın, aynanın adıdır bu. Bu. Bu aynanın adı. Oklar bu içerisi. Oklardaki abi. Biri akrebiyet. İkisi de akrebiyet yazıyor da. Hangi oklar? Bir akrebiyete mi bakıyor? Şu kurbiyet. Yok abi. Şu oklar üzerinde. İşte sarı oklar. Sarı okların parantezleri var abi sarı oklar. Şu mu? Evet. Orta da var. Ha, uluhiyet. Ha. Uluhiyet, akrebiyet, rububiyet, kurbiyet değil mi abi? Yanlış mı? Bir dakika ne dediniz? Rububiyette de uluhiyette de akrebiyet yazıyor. Ha, rububiyette akrebiyet, akrebiyet. Bir kurbiyet mi acaba? Ha. Rububiyet kurbiyet olması zannediyorum abi. Şu akrebiyet kurbiyet olacak. Aynanın temizliği kurbiyet. Ha bir dakika dur. Şey değil yani aynanın temizliği kurbiyet. Hayır. İkisi de ona bakıyor. Akrebiyet. Burası tabii. Burası benim akrebiyet. Tamam.
Kurbiyet. Aynanın kendi... Kendisi. İkisi de benim değil ya. Tamam. İkisi de benim değil. Şimdi benim olan bir tane var. Ayna. Tamam. Benim olan bir ayna. Nedir? Ubudiyet aynası. Ubudiyet ayna. Tamam. Bu namaz niyaz ibadettir. Ubudiyet değildir. Bu ibadetlerin her bir şeyine ibadet denilir. Namaz ibadeti, oruç ibadeti. Bunların cemine ubudiyet denilir. Bende bir hanım, ayna. Bu ayna darlık Allah'ın rububiyetine ayna darlık yapıyorum. Rububiyetine. Tamam. Bu benim akrabiyetimdir. Ubudiyet yani ibadet. Bende bir ayna olunca benim şey olur, Rabbim oluşuyor. Rabbul Alemin değil de Rabbi oluyor. Kurbiyetim o mu? Kurbiyet. Bu kurbiyet tabii. Bu kurbiyetim benim. Bu kurbiyetim tamam mı? Ama ubudiyetteki gözüken rububiyet benim akrabiyetim. Ama tecellisi o akrabiyet. O benimle alakası yok. Ama bende gözükürse tamam mı? Şimdi buraya kadar geldik mi? Namaz, oruçlar toplam. Ubudiyet. Ubudiyet aynadır. Namaz, oruç değil. Cemidir her şey. Bendeki bu ruh aynası, ruh aynasında rububiyet gözüküyor. O benim Rabbimdir. Nebimin Rabbi değil. Mahlukatın Rabbi değil. Şeceri hilkatın Rabbi değil. Benim Rabbim. Zanlarımızdaki. Zanlarımızdaki Rab. Evet tamam. Bu benim kurbiyetim mi? Buna benim kurbiyetimdir. Allah bu ubudiyet aynasında gözüken rububiyetimi rububiyetimden memnun. Tamam mı? Bu sefer bu ubudiyet aynasında gözüken rububiyet bütünlüğüne bir daha iyi dinin bu yok burada. Ubudiyet aynamda gözüken rububiyeti ikisini cem edersek Allah bu ikisine bir daha adım atıyor. Orada kendisini taayyun ve teşahhus ettiriyor. 9. sayfa şu an. Allah orada gözüküyor. Orada Allah gözüktüğü zaman o ubudiyet aynasındaki rububiyetin üzerine uluhiyet değil mi? Aynadaki uluhiyet. Evet. Uluhiyet gözüktü. Uluhiyet. Aslında birinci uluhiyet, esas uluhiyet güneşin kendisi değil mi? Evet. İkinci uluhiyet bendeki ortaya çıkan. Ha, o çıkan ha. Mesela bu sefer benim rububiyetim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rububiyet. Akrabiyetim. Gidiyor. Ubudiyet aynasında rububiyet konuşuyor. Ubudiyet aynada bir şey yapmıyor. Fail rububiyet bendeki. O diyor. Rububiyet diyor bak o konuşuyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rububiyet diyor. Errahmanirrahim. Rububiyet diyor. Maliki yevmiddin. Rububiyet diyor. Sonra o rububiyetin içerisine Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Rububiyet şaşırıyor. Ona diyor ki İyya rububiyetim diyor. Benim Rabbim diyor. İyya ondan onadır zaten. İyyâke ne'budu ve İyyâke nestaîn. Rububiyetim rububiyete karşıtır. Yani sana oldu. Yani o ben. Onda bir ben var. Rububiyet. Ondaki ben. Rububiyetim. Bundan sonra bendeki o var. Bende o var. Bendeki oyla tam bendeki şuyla ona yapmak uluyet diyorum. Tamam mı? Uluyet. Yani kısacası üç tane kavram var. Ubudiyet, rububiyet, uluhiyet. Ubudiyet bana bakıyor. Ben ibadetlerle meşgul oldum mu, ubudiyet aynası ortaya çıkıyor. Bu aynanın adı Rabbim. Zanlarımın oluşturduğu Rab. Zanlarımın oluşturduğu akrabiyet, kurbiyettir. Sonra o ubudiyet aynamda ki onun adı rububiyet, orada aynamda Allah teayyum ve teşahhus ediyor rahmetiyle.
Bu sefer o alan akrabiyetidir. Dolayısıyla rububiyette gözüken uluhiyet. Rububiyette gözüken uluhiyet de evet. Rububiyet vuruyor. Efendim, bunu biz sadece ışıkla alıyoruz da ısıyı da koyabilir miyiz oraya? Yani ısıyla tam oturur mu? Isı nasıl? Sen söyle. Şimdi güneşten tamam ziya ışık geliyor ama bir de ısı geliyor. Yani ben ısınıyorum onunla birlikte. Bende bir ısı ortaya çıkıyor. Onun aynanın ısınması. Evet. Şimdi bu altı iman esasına geçelim. Dağıtmadan, bir şey olmadan. Bu rububiyet, rububiyet. Kim ne almadıysa tabii. Bunu çok istiyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın üçgenidir. Tabi Musa, Süleyman Aleyhisselam'ın üçgenidir. Abi, üçgenin küçük açıları eşit mi? İç açıların toplamı 180'dir, toplam. Küçük açılar eşitse, o zaman üçüncü büyük açısı küçük açıların toplamı kadar olmasa mı? Yani celal evet. Ve cemal kesinlikle eşit miktardan ve tecelli ettiği zaman kemal çıkıyor. Yoksa cana bak mesela rahmetin gazabını geçti diyor. Acaba celal açısı biraz daha geniş ve cemal açısı biraz daha dar tersi mı acaba? Tersi söylüyor. Tersi. Mı acaba? Celal kötü bir şey mi? Şimdi eğer celal ve cemal birbir üstün olsa o zaman Allah'ın rahmetinin üstünlüğü zaruri olacaktı. Mecbur olacaktı öyle olmasına. Eşittir ki eşiti kendisi bozuyor. O zaman imtihan sırrına aykırı mı olur abi? Öyle olsa. İmtihan olur. Olmaz. O zaman 45 derece ve 90 derece. Gibi oluyor. Gibi yani evet. Şeyler. Yani mesela celal ve namazda cemal... da öyle ya 90 derece. Evet abi. Neyse ona şey yaparız. Onu uygulayıp üzerine yapalım ama şu altı iman esasını işlemek istiyorum. Allah'a iman rububiyet. Yani ben yapıyorum. Allah peki bende bir yakiniyet ortaya çıktı. Allah'a iman ettim. Ama iman ettim ama Allah'a karşı bir yakiniyet. Ahiretin üstü kalkıyor bu sefer. Allah'a ve ahirete yakınlık hissediyorum. O da uluhiyet. Bu onaylaması oluyor o zaman abi ahiret inancı. Mesela tabii ki mesela Allah'a iman ettim. Allah onayladığını nasıl gösteriyor? Nasıl gösteriyor? Ona bir hisse oluyor, bir fikir oluyor, bir tatlılık oluyor. Ben en büyük alametinde diyor namaz olarak görüyorum. Yakine gitse dersin. Bu da ahiret iman üstü açıldı, uluyet. Bu üç tanesi kaçınılmazdır. Diğerleri ara boşluklarıdır. Ana temalar, şirketler bunlardır. Birincisi, Allah'a iman. Bir şey söyleyeyim mi? He. Peygamberlere iman, ubudiyeti teşkil ediyor. Değil mi abi? Yani evet. Burası daha çok kadere imana bakmıyor mu abi? Yani peygamberlere iman, kaderle imanla yer değiştirse nasıl olur burada? Yani kadere iman derken... O daha çok ubudiyetimize bakmıyor mu abi? Yani... Her şeyi kaderle onaylıyoruz ya. O daha çok ubudiyete bakmıyor. Bir bitireyim de ondan sonra yapayım. Şimdi üç tane sac ayak ana temadır. Allah, ahiret. Nereden bileceğiz bunu? Mesela melekleri bilmeyebilirdik. Kaderi bilmeyebilirdik. Tamam. Fakat peygambersiz kesinlikle Allah da bilinmezdi. Değil mi? Allah da ahiretsiz olmaz ve Allah peygambersiz de olmaz. Üçü kaçınılmazdır. Bir tanesi kaldırırsanız ortalık yok olur. Onun için Allah, ahiret, peygamber. Şey diyor abi, Erkan-ı İmaniye içinde iman-ı billah ve iman-ı billiye milafir, alem-i İslamiyet'in iki kutbu ve iki güneşidir. Ya, işte iki kutbu, iki güneşi olduğu için bunu da bize peygamber haber vermiş. Onun için bize en büyük iyiliği peygamberin Allah'ın varlığında haber vermesidir. Ahiretinden haber vermesidir. Allah ne kadar değerliyse peygamber o kadar kıymetlidir bizim dünyamızda. Şimdi Allah'a imanla peygamber arasındaki imanı bize melekler içerisini dolduruyor. Vahiy ile dolduruyor. Allah ile peygamber arasındaki ilişki Cebrail ile meleklere iman. Peygamberle ahirete imanı kitabın gösterdiği, kitabın içeriği ahiret esası üzerine kurulmuş. Kitap. Allah ve ahiret. Yani şu geliş gidiyor. Tartışmalar hep buradan çıkıyor değil mi abi? Evet.
Burada ayrılıklar bu aradaki bağlantılardan. Bağlantı, bu bağlantı yerine koyamadığından. Evet. Mesela bir daha başlayayım. Çünkü bu güzergahı kaçırdın mı bunu anlayamazsın şu kaderi. Yani bu iman esasının sonudur. Kader. Allah çözülmeden, melekler, kitaplar, peygamberler çözülmeden kaderde bazı hakkımız yoktur ve doğru da değildir. Şimdi pergeli buraya koyduk mu? Al bu üçünde tamamız değil mi? Üçgenin yönü var o zaman öyle mi? Akışı. Okudun ya neresiydi o iki kutbu iki güneşidir? Kastamonu'da. Kaç neydi kaç tane? 168. Yok bir dakika abi. İyi olmaması lazım. 211. Risale-i Nur'da iman-ı billah ve iman-ı izah edilmiş. Neyse. Buraya Allah ile peygamber arasındaki 210 abi. 210. Allah ile peygamber arasındaki ilişki, münasebeti, tamam bu olması lazım. Peygambersiz Allah olmazdı zaten. Nasıl bileceksin? Ondan sonra onu da bir gösterdi, bir hedef var böyle. Alıyor, gösteriyor. Şimdi Allah ile peygamber, bunu sürekli bir daha anlatıyorum ki, bu güzergaha yatsın diye. Allah ile peygamber arasında ilişki, kitap bir şey yapıyor, melekler yapıyor. Kitap yok daha. Melek yapıyor bunu. Varlığı olması lazım. Bir ilişki zemini olacak. Sistem olacak. Üzerine şerite bir şey koymadık daha. Şerite koyacağız. Şeritin adıdır melek. Bu peygamberin şeritten geldi. Peygamber bir şey ortaya koyacak. Ahireti iddia etti. Onu da oraya götüren kitaptır. İçeriği. Kitap kalemi de temsil etmiyor mu abi? Ne? Artık yaparsan. Şimdi bu hali kazanmış bir insan aleminde Allah, ahiret ve peygamber. Allah ile peygamber arasındaki güzergahı melekler üzerine konulan sistem yani mesela nizam, kanuniyeti sistemin adıdır. İntizam ise o sistemde kurulan varlıktır, mevcudattır. Donanımlar yani. Şimdi hemen bilgisayarda atlayacaktı falan. Şimdi demek ki kitapları anladık. Bu kemalatı kazanan Allah'ı ve ahireti peygamberle bilen ve Allah ile peygamber arasındaki ilişkiyi, sistemi, melekleri idrak eden ve mutlaka Allah konuşmaz, böyle oldu da konuşmamak yapamaz, olmaz. Yani bir şey göstermesi lazım. Bizi tanımlayacak, bizi inşa edecek insanız çünkü biz burada. Bizi inşa edecek malzeme lazım. Bir de hedef gösterecek. Fıtratımız istiyor, ahiret. Ahireti istiyor. Ahireti istiyor fıtratımız. Biz buradayız. İnsan. Evet. Peygamber de insandı. Bu fıtratımızı doyuracak kitaplardır. Yani içeriktir. Sonra bu kitapla doyan bir insan farkındalığın zirvesine varır. Bu sefer bakar ki bu insan şuradan aslında bu sistemin döngüsünü kadere iman. Yani kader Esma-i Hüsna'nın faili muhtar bütünlüğüdür. Mesela kader ne yapar? Sevk etti diyor. Kader adalet etti diyor. Kader rızkımızı buraya tayin etti diyor. Kader tokatladı diyor. Dikkat ederseniz sen de kader faili muhtardır. Böyle bir kitap falan değildir. Bir yazı falan değildir. Faili muhtardır. Kader bizi sevk etti diyor. Kader tokatladı diyor. Kader beşer zulmü arkasında diyor. Kaderin adaleti vardı. Kader adalet etti kadi gibidir. Kader. Kader rızkımızı tayin etti diyor. Rezaktır aynı zamanda kader. Kader sevk etti diyor. Kader kimdir? O zaman nedir? Kaderi topladığınız zaman Esma-i Hüsna'nın bütünlüğünü ama faili muhtar. İşin başında. Şuurlu, akıllı. Çünkü kader içerisinde adalet var. Merhamet var. Rezak var. Kader konuşsa diyor. Kelam var. İhtiyar beşer susar diyor. Bil kuvve midir abi kader? Kader yok. Bil kuvvesi de var, bil fiildir. Mesela nurculukta şahsı manevi. Kader gibi düşünün. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ne yaptığını bilir. Faili Esma-i Hüsna'nın faili muhtardır. Esma-i Hüsna'nın bütünlüğünün faili muhtar hali. Efendim abi. Kader zamanın bir lehine olabilir mi? Yani
bir dönemde olmaz. O basite indirdiğim bir sıfat olabilir. Yani bu güzergah böyle şey yapılmış Abdullah. Yani bunun arasında buna tesadüfen kurulamam. Güzergaha buradan gittik. Dedik ki Allah ve ahiret, Allah ile ahiret olmaz, bilemezsin. Peygamberi kaldır, Allah ile ahiret isen bilemezsin. Şuraya insan, peygamber insan, koy buraya kendini. Peygamber olduğunu nerede bileceğiz? İki kanadım açık olması lazım. Ben durdum, üçgen var şimdi. Bir, dedi ki bana bu, önünde peygamber var, ben peygamberim. Nereden bileceğim senin peygamber olduğunu? Al ben peygamberim diyor, Allah var, ahiret var diyor. Kanadını açtı böyle. Bir dakika, diyor ki, bak diyor, Allah var diyor, melekte, bu elimdeki kitapla diyor. Sağ elim, sağ yaparız. Sağ elimle Kur'an'la, sol elimle alıyorum, sağ elimle veriyorum size. Yani kitapla kendisini gösteriyor. Bu sefer izah ettikten sonra göğsü, bütünlüğün çemi, dişe vuruşu ki haydihi ve şerihi bu bütünün şey en son ve hepsinde icmal var, kaderde tafsir var iman esaslarında. Amentu billahi icmal ve melaiketihi. Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kadri bak ve bil ahiri icmal ve bil kaderi durmadı. Hayrihi ve şerri tafsil var. İzah var. Ve bil kaderi bırakmadı. Ve bil kaderi hayrihi ve şerri. Hayrihi ve şerrihi zan mıdır? Zanlarımızın cemidir. Yani nedir? Kaderi tafsil ettiği. Hiçbirisini yapmadı. Amentu billahi. Bir şey yapmadı. İçini doldurmadı. Ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Hiçbir içerisini doldurdu mu? Biz doldurmadı. Ve bil kaderi dur. Durmadı. Hayrihi aç falandız. Hayrihi ve şerrihi. Minallah Teala. Diyor. O zaman bu güzeldi. O zaman peygamber insan ubudiyetimizi gösteriyor. Bu ne diyor? Alemi şehadet suret. Yani şuna sureti. Abi Celal Cemal desek hani peygamberler Kemal olsa. E zaten Kemal zaten ha. Aynı buladık. Kayı kadere ne yapacağız abi o zaman? Kadere mi? Hı hı. Celal ve Cemal. Yani orada çok enteresan başka bir yol açılıyor aslında. Yani şu anda bilmiyorum ona ne dersin ama. Celal şu... ve Cemal'in şeyi abi kader. Celal ve Cemal'in hayrihi ve şerrihi boyutu abi. İşte. Harika bak. Celal, güzel bulduk. Celal, şerrihi. Bizim şerimiz daha böyle cehennem daha diyelim. Cema hayrihi ikisinin çarpışmasında onun kesişme çizgisi çizgi. Kader abi işte. Kader he. Tamam. Üçgenin uzun kenarı kader abi. Çok güzel olmuş üçgenler. Vallahi şuursuz olmuş ama demek ki uzun çok güzel. Ve çok tuhaftır. Üçünün toplamı 180'dir. Vallahi o kadar şu çok güzel oldu. Bir Abdullah abinin bu son tamamlaması çok harikaydı. Bir de sizin şu tarifiniz. Yani alıyor. Evet. Geliyor. Yani bu umut bu tam bir 25. kare oldu aslında evet. Herhalde mükemmel. Alıyor. Veriyor. Evet. Allah'tan melek vasıtasıyla alıyor. Kitapken ondan sonra kitabı da ahiret noktasında, fıtratı noktasında veriyor sana böyle. Evet, bu bütünlüğü sağlayınca ne kadar verir? Kader kadar. Yani bütünlüğü kadar. Dengedir aslında kader. Şimdi bunu bitiremeyeceğiz kardeş. Cam getirin gibi. Aa bir şey kalmadı. Bitmiyor ki. Ya. O zaman o sayfayı izleyiz okuyalım. O zaman bitirelim. Tamam kaç dakika oldu? Daha var ya. Tamam var şu tamam. Tamam. Tamam saat kaç? 11 çeyrek geçiyor. O tamam. Yukarıdaki şeyi önermeyi sakın kaybetmeyin. Yoksa aşağıyı yanlısını anlamasın. Bir daha. Havanın ruhaniyete karşı durumunu nasıldır biliyor musunuz diyor. Camın cismaniyete karşı durumu gibidir. Cam. Şimdi abi cam diyor da şimdi siz aynayı temsil ederdiniz de cam karşıyı gösteriyor. Ama tam tutmuyor ki cismaniyetin tamamı. Bak şimdi. İlerliyor. Onu ben anlamadım. Bak şimdi. Cam. Bakıyorsun. Orayı görüyorsun. Şöyle diyeyim. Ben başıma bir hal geldi. Kamerayı aldım. Kamerayı tuttum. Sileceğim. Şeyini açtım. Ekranını. Siliyorum. Ekranı seyrediyorum.
elin bir şeye gitti, açıldı. Aa, pus var olan. Oraları gösteriyor. Peki kameranın, kameraya bakıyorum. Kameranın gösterdiği ekranda gördüklerim, acaba orada öyle bir şey var mı diye şüphe var mıdır? Yok. Yok. Şey bir daha, göstereyim. Kamera değil cep telefonunu yapayım. Cep telefonu duruyor mu? Evet. Verir misin bana? Açayım abi. Yok böyle ver, böyle ver. Kamerayı açmayayım mı? Yok açma, ver. Ya, kamera açık değil. O. Bak şimdi. Siliyorum. Ondan sonra aç bakalım bir şeyi, kamerayı açma. Üç tane şey göreceksiniz. Aa, vay be. Bir sürü şeyler var ya. İçini seyrediyorum. Şimdi kamerayı aç. Aynı şey. Suret, hakikat, mahiyet. Oo, Harun ya. Aynı yere bakıyorum, dikkat et. Harun'la. Yasin, herkes orada. Telefona baktığını zannediyorsunuz. Ben şimdi telefona baktığımı zannediyorsunuz. Telefonu unuttum bile. Sana bakıyorum. He? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Hiç telefonu görmüyorum. Evde kadınlar lavabodaki camı görürler, onun için silerler. Erkekler camı görmez, aynayı görmezler. Kendileri için baktık. Ne oldu? Surat hakikat mahiyet. Evet, yani mana harfi mana ismi. Bu mevcudat pencereye bakıyor diyor ya. Mevcudat bu penceredir. O Burak oluyor sizin. İşte bu pencere, mevcudat pencereliğiyle bu pencere mevcudattır bu pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Burak oldu. Aa, bak kalktın, dosya yaptın. Peki, iyi dinleyin şimdi. Bu pencerenin bana gösterdiği, kameranın gösterdiği, şurada gözüküyor. Orada böyle bir şey var mı diye bende şüphe olur mu? Olmaz. Daha kesin. Yok, olmaz. İmanınız nispetinde olmaz. Kesin değil mi bu? Kesin midir kesin bu? Abi, daha kesin, kesin. Bu kamera, şu telefon bedendir. Bu içerisindeki sistem ruhtur. Ruhun gösterdiği ahirette bu kadar kesindir. Harunlar daha kesindir diyor. Daha kesindir orada gözükenler. Bak anladık mı? Bak içerisi telefonun bataryası hayattır. Telefonun ekranı basar sıfatıdır. Telefonun konuşma özelliği semidir. Hepsini. Şimdi kafir şuna benzer. Sipsiyah. Kimse yok. Kendi ne içi var? Kendisi de yok. Hiçbir şey yok. Oyalanıyor. Vay be ne güzel ya. Bak kafir buna benziyor. Müslüman ise açılıyor mu? Açıldı. Fe subhanallah ne çıktı biliyor musunuz? Şeceri hilkat çıktı. Vallahi. Bu nasıl çıktı? Hayret. Aa, ne olduğunu? Ekran da resmi. Bak şimdi ne çıkacak şimdi? Aynısı çıktı. Aynısı mı çıkacak? Yani ekran şimdi o resmi. Her zaman göremezsin. Şeceri hilkat. Şimdi nereyi seyrediyor? Şecerikat seyrediyor. İçini seyrediyor. Adam terakki etti. Ooo! Gafurlar var ya. Artık bu hiç gözüküyor mu? Ne, içindeki problem ne bir şey. Artık biraz önce içini seyrederken öyle bir hale geldi ki içinin gösterdiğini seyrediyorsun. Kaşıyı. Peki ben bu kamerada Harun'u görüyorum. Harun'dan şüphem var mı? Şüphesi olan var mı? Yok. Yok değil mi? Böyle bir aptallığı mı alırız? Ha. Kamerayı yapan insan fıtratıdır. Kendisini dışa vurmaya çalıştı. Kameralar vesaireler, telefonlar nasıl bulunuyor? Kendini tanımlama ile buluyor. Kendini insan tanıdıkça. Kendi fıtratının isteklerini dile getirmişler. Ben telefon sahibi, şey dinle, kullanan bir müşteri olsam ne isterdim, öyle yapıyor adam. İnsanın isteklerinin donmuş halidir. Bir daha, telefon, insanın isteklerinin donmuş halidir. Tamam. İnsan bedeni de ruhunun isteklerinin donmuş halidir. Kameranın gösterdiği Gafur'dan, Mehmet'ten, Yasin'den şüphe olmadığı gibi, ruhun gösterdiği beka, ebed, sonsuzluk, Allah, ondan da şüphe edilemez.
daha kesindir abi. Ve bu cansızdır. Bunu gösterdiği canlı ve hissidir. Abi taktı daha kesin. Ne demek istiyor? Daha kesin. Abi şu ekranda beni görüyorsunuz. Ondan şüphe etmiyorsunuz. Orada gözükenden daha kesindir benim olduğum. Yani dünyada şu anda bir şey gözüküyor. Ha, şu ekranda ekran ikincidir. O orada var ki ekranda var. O diyor ki ekrandan daha kesindir. Çünkü benim varlığım suret hakikat bu muhtaçtır bana diyor. Şurada gözükebilmem için benim var olmam lazım. O zaman bu gözükenden daha kesinim diyor. Yani ahiret ruhunda hissediyorsan o zaman hissetmemden daha kesindir. Ben ahireti hissetmemden daha kesindir ahiretin varlığı. Çünkü ahiret buz var ki üşüyor. Üşümemden daha kesindir buzun olması. Ahireti istememden ahireti isteyen fıtrat yok mu? Yani ben istemiyorum diye var mı? Bekaybet, sonsuzluk yok. Öyle bir şey manyak yok. Peki bu isteğin ortaya çıkmasına sebep, üşümeme sebep buz değil midir? Ahireti istememe sebep ahiretin varlığı ise istememden daha kesindir ahiret. Dünyadan daha kesindir ahiret. Ahiret daha kesindir. Cam ve su vasıtasıyla cismaniyet her yerde bulunabiliyor. Cam, iyi hayal et. Su vasıtasıyla cismaniyet her yerde bulunabiliyor. Yani cam oydu, ayna değil. Tamam. Baktığın zaman karşıyı seyrediyorsun. Kendini seyretmek istiyorsan camın arkasını boya, kendini seyredeceksin. Çok tuhaf değil mi? Bu camın boyasını kaldırın. Ayna ne olur? Cam olur. Karşıyı seyret, bak. Ooo! Yasin! Bir boya at! Yasin değil Hasan oldu. Farka bak. Boya nefis. Bir boya! Bu nefis. Nefis. Bu beden, saydamlık ruh. Saydam olunca... Anladım Gaffi, bunu anlasa hayli bir cümle. Anladın mı abi? Elhamdülillah. İstiyorum anlamanızı. Ruhaniyat da... Teneffüs ettireyim, dur bir dakika. Dersten sonra nereye gideceğiz? Öyle bedava olmaz ya. Söyleyin bakayım, bir vaatlarınızı söyleyin. Kimlere ne ikram edecek? Tamam. Tatlıya gidelim. Tatlıya gidelim diyor. Var mı cazip ondan daha üstün taklitli olan? Balık var abi yukarıda. Sıra tatlı bırakmaz. İyi ki. Deriz dondurma ya, çay içmeye gidiyoruz. Şeye, İspinye'ye doğru ha? Tamam olur abi. Ama işim var diyen demesin. Ormanda gezinti abi. Harika. En iyisi cüz mevsimi. Şeyde. Belgrad Ormanı. Arbetorium var. Bu Afyon şeyinin toplantısını konuştuktan sonra komple bir iç dağılmadan Belgrad Ormanı'nda yaprak dökümü en çok etkileyendir. Gidelim. Tamam. Peki hadi geldik gene. Format bu kadar. Teneffüsümüz bizim bu kadar. Ruhaniyat da bak cam su vasıtasıyla cismaniyet her yerde bulunabildiği gibi ruhaniyat da hava ve esir aleminde, enerji aleminde öyle bulunabiliyor. Her yerde. Mesela bir anda nihayetsiz yerde bulunabilir ruhu cismaniyetine galip olanlarda. Ruhu cismaniyetine galip olanlarda. Evet. Ruhu cismaniyete galip olmak bedensel dayatmalardan kurtulma nispetinde olur. Mesela... Ya ben bunsuz yapamıyorum, şunsuz yapamıyorum. Bedensel dayatmalar hak mahkumsun. Daha ruhaniyatını kısmen cesede mahkum etmişsin. Ruh o zaman nihayetsiz yerde duruyor şu an. Duruyor şu anda. Şu an ama ıslığımız yok. Peki. Kelam gibi işte. Kelam da hiç yok olmuyor ki abi değil mi? Evet, yok olmuyor. 151'i çık yukarı. Bitirelim. Zaten bir sayfamız kaldı. Kurban olarak kesilen bir koyuna, ahirette cismani bir vücudu baki vererek, baki olacaktı, baki değil mi? Herhalde olacak, iyi olacak. Vererek sırat üstünde sahibine Burak gibi bir bineklik mertebesini, yani Burak zanlarımız. Bu, yani kurbanın kalitesi. Burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben hemen hemen her kurbanda Rize'de oluyorum. Kurban bayramında dostlarınızla beraber kurban kesip de
daha kahvaltı yapmadan ciğerini hemen pişirip orada böyle bir sohbet ettiniz mi ya? Kurbanın tadı o kadar harika ki. Ben akrabalarımla tattım amcam mesela annem, veya annem, yani benim büyüten yengem. Onunla beraberdi. O kurbanı kesti. Yani o kurban. Oturuyorlar akrabalar, şeyler falan. Yani bu kadar güzel olur? Ben size tavsiye ediyorum. Ben size bir tavsiye şöyle yapayım, yapamıyorsanız. Mesela 7 kişi şey yapın. Hayvan kesin. Ve 7 tane koyun yapın. Aynı yerde kesin. Ondan sonra bir kardeşin bahçesinde yapın. Abi nereye girdin ya? Teneffüs ettirelim. Bunu bilerek yapıyorum. Şimdi zihnimiz daha şey olsun. Sonra o bahçede şey yapın. Değil mi Abdullah ki? Ciğerleri kavurun, oturun. Ya öğlene kadar, ya akşama kadar onun tadını ömrünüzde unutamazsınız. Kalite. Ne kesip resmişi muamele yapıp da notere verdikten sonra çekip gidiyorsun. Öyle olmaz ya. Yapmayın bunu. Çok güzel olur. Aa, bana ait villayı ben size söyleyeyim. Osman'ın Arnavutköy'de kiraladığı belediyeden şeyi var. Bahçe var. Koyunları oraya getirelim. Keselim ben de geleyim. 7 tane koyunu kestik mi abi? Herkesin koyunu 10 tane, 15 tane. Ondan sonra hemen ciğeri de Mehmet yapacak. Oldu, tamam mı abi? Oldu mu abi? Hadi bakalım. Zanlarımızı mı kesiyoruz abi? Sıratı. Zanlar buraya mı kesiyoruz? Evet, bir mükafatlandırıyor. Tamam mı abi? Şimdi bunu cismaniyetin ahirete şumuliyeti var. Burada söylüyor. Kurban ne abi, Sırat Köprüsü'yle ne kurbanı ahirete değil köprüye taşıdı. Köprünün üzerinde bir bineğe dönüştürdü. Gördün mü şeyi? Kurban. Yani buradaki bir eylemimizi, yani itikat ve imanımızın dişe vuruşu olan bir eylem ahirette bineklik olmuş. Burada ne çıkarım yapıldı? Dünyada yapılan her şey karşılığında ahirette cismanileşiyor. Kurban Burak oluyor. Görüyor musun bakın? Yani kurban suretin hakikati Burak'tır. Peki Burak aynı zamanda ne diyor? Burak diyor. Ustad ne diyor? Hidayettir diyor. Bak şöyle diyeyim. Ruhun cenneti hidayettir. Hidayet istikamettir. İstikamet sadakattır. Başka yerde diyor ki bu Burak'a bindirerek Burak tevfik-i ilahi olan Burak ile tevfik-i ilahi olan Burak ile götürür. Tevfik-i ilahi nedir? Burak'tır. Tevfik-i ilahi Burak'tır. Burak nedir? Hidayete götürüyor. Tamam, hidayetin kendisi. Ruhun cennetidir. Geliyoruz. Sadakata dayanıyor. Refiki ilahi Risale'nin odasında. Evet. Diyebiliriz. Çünkü tevfik-i ilahi, refiki olan adam tarikat berzana göre bundan hakikate bir yol bulabilir. Eğer tevfik-i ilahiye refik olan bir adam olursan, tevfik-i ilahi, eğer Risale'ne muhatap olan bir adam, hakikaten kanaat edip sadakatla teslim olan Burak oluyor. Tevfik-i ilahi Burak oluyor. Buna biniyor. Tarikata ihtiyacı olmadan çekip gidiyor. Ama hala bunun içinde bir şey arıyorsa adama tevfik-i refik olamamış. Tarikata giren demiyor, girmeden demiyor. Tarikat berzahına girmeden diyor. Evet, berzah o ihtiyaç. Ara bir yol, o yola ihtiyaç kalmıyor. Girdin mi daha çok zor. Direkt hakikate geçiyor. Yani şey yok, arada hiçbir şey yok. Peki şu anda biz bunu konuşurken ustadı hiç hatırladık mı? Yok. Kitap da yok, peygamber de yok. Direkt kendin ne diyeyim? Evet. Fatiha teslim. İşte bu yani. Evet, aynen öyle abi. İşte yani zahirden hakikate geçmek bu. Yani vay be usta, pay vermek aklımıza gelmiyor. Hakikaten gelmiyor. Ustada pay vermek aklımıza aklımıza gelmiyor. Ustada pay verdik mi hiç? Aklımıza gelmiyor yani. Aklımıza gelmiyor ki. Ustada ne alakası var şimdi? Gerçekten. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İşte zahirden hakikate geçmek bu yani. Hiç arada kimse yok ki. Ne ben varım, ne sen varız, ne mi? Direkt seyrediyorsun bak. Diyorsun ki kurban Sırat Köprüsü'ne Burak oluyormuş. Yani demek ki suretler hakikata beraber. O zaman cismaniyet değil mi kurban burada? Sırat Köprüsü'nde Burak oldu. Ha demek ki buradan çıkarımlar. Cismaniyet Sırat Köprüsü'nü de içine almış. Cismaniyetin ahirete şumuliyeti var. İki, cismaniyet atomdan ta cennette de var. Atomdan tut, cennette de var.
cennette hayat aynı hayattır. Hı. Cennetteki hayat aynı hayattır. İnne darul ahireti lehiyel heyvan. Tamam. Cennetteki hayat aynı hayattır. Cismaniyetin hududu, bak buradan başlıyor. Atomdan başlıyor ta cennetin sidret-i muntahasına kadar hududu var. Sidret-i muntaha varılması gereken son hudud ki kimse varamaz. Cennetin hududu. Yoksa şeceri hılkatın hududu sidret-i muntaha değil. Kabu kafseyindir Miraç'ta. Çünkü peygamberimiz için diyor ki Miraç'ta cennete girdi. Cehennemi gördü. Cehenneme girmedi. Gördüm. Cehennemi gördü. Cennete girdi. Arşa lef-i mahfuz. Arşaza ta kabu kafseyine kadar imkan ve vücub ortasını. Bazı kardeşlerimiz şeyi sidret-i muntahayı son nokta diyor. Cennetin son noktası. Bak şu işte. Peki. Geçelim. Aşağı in. 261. Ama kimse gidemez derken öyle bir şey mi dediniz? Ne dedim? Cennetin sonunda kimse varamaz dediniz. Ne dedim? Kabu kafseyine kimse varamaz. Varamaz ki. Hayır, sidret-i muntahaya kimse varamaz dedi. Sidret-i muntahaya. Kabu kafseyine kimse varamaz dedi. Şimdi sidret-i muntahaya şöyle varılamaz. Yok, cennete varılamaz. Çünkü cennette başka bir şey. Rüyet olmadan cennetin dibi yoktur. Yani eğer cennetin sonu olan sidret-i muntahaya varsa bu karız. Bir an bir ana, bir an bir ana benzemiyor ve nihayetsizdir. Ama hudutsuz olan bir hududu var. Bir daha. Cennetin hudutsuzdur ama hudutsuz olanın bir hududu var. Allah'cığım. Evet. Onun adı hudutsuz olan hudut, Adem gibi. Siddet-i muntahadır. Oraya yaşantı itibariyle, cismaniyet itibariyle, cennette cismani hududu yoktur cennette. Bulunamaz. Bir tane söyledi, abi bulmayacak mısın? Dibine gir de ondan sonra aramaya geç. Dibi yok. Yok nihayeti, cennetin nihayeti yok. Nihayetsizin nihayet demeyelim de bir hududu var. O da siddet-i muntaha. O ne var orada da onu bilmiyoruz zaten siddet-i muntahanın için. Gidince bakarız. He? Gidince bakarız. Diyor. Gidince bakarız zaten. Biz yolumuza gidelim. Böyle yapıyor. Konuşmasını gördün. Gidince bakarız abi. Bana ne söylersiniz? Ben meculdeyken ararsınız beni. İman gibi bir maddi manevi. Görüyor musun? Bazılar çok itiraz ediyor bunu. İman mahluktur, sureti. Bak, dört mertebesi var her şeyin de ama bir, üç, iki, kaldırıyorum ki sormasınlar diye. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Kanuniyet var için. Ama şey yapmıyoruz. Suret, hakikat, mahiyet. Çok kolay ya. Ama kanuniyet oldu mu? Mesela şöyle. Kanuniyet çekirdeği üçünü de kapsıyor gibi sanki. Bak şimdi. Tabii bak. Bir ne kadar kesipse olsa latife o kadar kapsar. Suret, çekirdek. Program, yani çekirdek şu. Suret, karbon, hidrojen, azot, oksijen. Çekirdeği meydana getiren madde. Karbon, hidrojen, azot, oksijen. Şeyde de öyle. Spermalar da öyle. Tohumlar da öyle. Çekirdek de öyle. Dört tane madde var. Peki abi bir tanesi çekirdek, bir tane sıvı. Bir madde, katı, gaz, sıvı halinde bulunabilir. Oranı değiştirirse. Şimdi suret çekirdek. Nedir o? Çekirdek, karbon, hidrojen, azot, oksijen. Kanuniyet içindeki ağaç. Abi ruh kanuniyeti yaşıyor o zaman. Yaşıyor tabii. Sonra hakikat. Hakikat yaşayı sabit tutun. Ağaç. 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 Esma-i Hüsna'nın. Suret ağaç. Şöyle diyoruz. He? Ağaç suret olmayacak. Yani çekirdeği yani buraya koyduk. Çekirdeği buraya koyduk da gidiyoruz. Ha. Ama çekirdeği şey, pegeli ağaca koyarsak. Suret hakikat. Tabii değişiyor. Ha, ama yani şu, hakaik eşeği sabitin. Ağaç nedir? Esma-i Hüsna'ların cilve, cemal, nakış, sanatın dişe vuruşudur. Ağaç nedir? Esma-i Hüsna'nın cilveleridir. O cihette hakikat. Hakikat neydi? Esma-i Hüsna'lardır. Suretten hakikate geçmek. Esma yoluyla Musa'nın bu. Yani ağaç nedir? Artık çekirdekteki programlar, kanuniyetler hakikata dönüştü. Yani hakikat olursak bu. Yani esma değil mi buralar? Esma'nın cilve cemallar. Tamam. Ağaç. Hakikat. Çekirdekten gittiniz. Çekirdekten gidince böyle. Sonra sonra ağacın bir de arka tarafı var batını. O da mahiyet. Ama burada durursak
ağaç surettir. Tamam mı? Hani maddi eğer konuşalım. Ama aslında insan, insanı düşünürken ağaç gibi düşünmeyeceksin. Ustad diyor ki insanı düşünürken diyor, insan bir çekirdeğe benzer. Biz çekirdeğiz burada. Tamam mı? Ahiret ise ağaçtır. Tamam. Onun için gene bak, bak yünçik kullanmıyordum ama hikmetliymiş. Bak ne kadar beni meşgul etti. O zaman suret, hakikat, mahiyet. Kamiyeti çıkartalım. Şimdi imanın dört mertebesi var. Sureti var, kanuniyeti var, hakikati var. Şöyle diyeyim. İmanın sureti var, hakikati var, mahiyeti var. Tamam mı? Şimdi imanın sureti mahluktur. 71 işaret edeceğiz da maddesinden bahsediyor. Ondan sonra 261 miydi? Evet. Sözlerde 20. söz bu. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken anlatıyor. İmana maddi maneviyet diyor. Maneviyet de mahluktur. Vücud harcısı var. Bak, iman gibi bir maddi maneviyet. Ha. İslamiyet gibi bir zırh. İman manevi bir madde. İslamiyet zırh olduğu misullü. Nokta 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 cümleler var arada. Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın cismi gibi, cismaneti değil, cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. Bundan neyi çıkıyorum? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hırkasını Veysel Karani'ye gönderdi. Sirayet kanunu burada. İbrahim Aleyhisselam'ın nuraniyeti, atletin, gömleği derken atleten biz, gömleğine de sirayet etti. İbrahimleşti gömlek, o da yanmadı. Anladık mı bunu? Gömlek korumadı. Beden gömleği korumadı. Tersi oldu ha. Evet. Mitvayeciler de gömlek koruyor. Evet. Bu içten dışa çok enteresan. Çok enteresan. Ve öyle sirayet etti ki İbrahim'i bir meşrep. Halet. İbrahim'i bir meşrep halet. Bunu İbrahim'e dönüştü gömlek. Ateş kanuniyeti Allah'ın adeti itibariyle gömleğin yanması lazım. Yanmaması için İbrahim olman lazım. Gömlek yanmadıysa gömlek İbrahim olamaz. İbrahim'i bir meşrefe dönüş. Sirayet. Sigara içmediğini aldı. Sigara içenlerin yanında dolunursan veya sigara seni içiyorsun gömlek içmiyor. Gömleği sirayet ediyor. Koku aynı gömlek şey gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gömleğine, hırkasına, Peygamber Aleyhisselatü sirayet ediyor. Her yerde, onun için bu hava değişiyor. Şu anda hepimiz varız burada. Onun için evinizdeki salonla burası eşit mi? Olamaz. Her yer değişiktir. Benim odama gelin, orası daha değişiktir. Köşesi bile değişiktir. Yatağım olduğu yer farklıdır. Ders çalıştığım yer farklıdır. Bölüm bölüm farklıdır. Ha, şimdi niye bu detaya giriyorum? Bak, niye ustad altını çizdi? Ya bunun üzerine ne duruyorsun? Durdu da ondan duruyorum. Ustad dese İbrahim'i yakmadı, geç gitti ya. Gömleğiyle ne uğraşıyorsun sen ya? Niye uğraşıyorsun? Nasıl anlatsın? Sirayet. Ya ustad ya, gitsene kardeşim işine ya. Gömlekte ne işin var? İbrahim'i yakmadı de, İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmadı. Niye söylüyorsun bunu? Bize... Girin bu yolla. İbrahim'e direkt giremezsiniz. Gömleğinden girin. Hayır. Mesela insan eşyasına sirayet eder. Aynı kanun. Benim giydiğim atlet var ya, atlet. Gömleğime göre benim sirayetim daha fazla. Terlesen o ter oraya yapıştı mı kardeş? Ben yok muyum? Gidin o polise, o terden seni bulurlar. Öyle mi değil mi? Peki gidin doktora, o terde benim içimi bulurlar. Ter değil, daha pis. İdrar ve gaytamdan beni bulurlar. İçimde ne var? Benim idrar ve gaytam benim içimden dışarıya taşıyor da içimi dışarıya. Benim terim ondan daha latif. Çünkü kafamın teri var. Kafamın teriyle kolumun teri bir midir ya? Kafamın teri dimağın teridir. Bununkisi enerjidir, hareketin teri. Bu farklıdır. Ter o kadar mühim ki,
O kadar batını da dışarıya taşıyor ki şarap içenin teri necis aynıdır. Bu büyük abdest o şey gibidir. Konuşmayın. Öyledir. Şarap içenin teri öyledir. Aynı büyük abdest gibidir. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam teri nedir? Miski amberdir. Ustadın çamaşır bak ne israf etmiyor usta. Diyor ki tarih etti. Niye bunu söylüyor? Çamaşırını kirletmeden değiştirirdi diyor. Kirlenmeden değiştirirdi. Ya bunu niye söylüyorsun ya? Çamaşırını niye diyeceksin? Bak. Abiler bunu yıkayacaklar. Kirlenmeden değiştirirdi. Bunu koydular. Ya burada bir sır var. İki. Abiler yıkayacaklar. Hangisi temiz hangisi şey? Çamaşırı koydu. Yıkayacaklar. Koklarlarmış. Kokmuyor. Bu temiz. Gül kokuyor. Ha bunu yıkayalım. Sirayet ediyorum. Sahabeye gelelim. Uzatmıyorum. Dolduruyorum içini. Sahabe Resulullah'a bıraktığı kokulardan takip edermiş hangi mağara nereye gitti. Karınca yapıyor. Karınca bir kilometreden kokuya geliyor. Benim bala geldi. Hangi baldan geldi biliyor musun? Ta Marmaray'dan benim oraya. Nereden gidiyor? Karıncanın üzerine yazıyor. Marmaray'dan. Sen nereden geldin lan dedim. Benim balımı nereden buldun? Sen diyor bu balı ta Karadeniz'in kaç karından bulduğun gibi ben de bir kilometrede de sana geldim. Beş kilometrede de arı gidiyor. Bak herkes kabiliyetine göre. Ben en fazla ben kaç kara gittim? 1400 kilometreye gittim Rize'ye buldum. Karınca bir kilometreden buldu benim balı. Arı 5 kilometreden benim balı buldu. 1, 5, 1500. Tamam abi. Karıncaya şuurlu diyoruz da. Abi ben bir şey sorabilir miyim? He. Şimdi var olan hiçbir şey yok olmuyor. Dönüşüyor, inkılap var, değişim var. Öyle süreten mi? Hakikata. Şimdi benim sirayetim burada koltukta var. Gittiğim her yerde var. Her yerde var. Onun için kadının kalktığı yere hemen oturmayın diyor. Siyeyi var, sireti var diyor. Evet. Şimdi benim inkılap uğradığım zaman. Mesela benim yolculuğumda ben hakikate döndüğüm zaman, mahiyetime ulaştığım zaman benim sirayetlerim de toplanıp beni takip edecek mi? Bana ulaşacak mı? Olsun zaten. Hakikattan cemidir. Bak kurban kesiyorsun Sırat Köprüsü'nde Burak oluyor. Bak tekrar altını çiziyorum. İbrahim yakmadı kolay ifade var iken gömleğini de yakmadı niye söylüyorsun? Niye israfı kelam ediyorsun? Çamaşırını çıkarır, yıkattırırdı. Bunlar ne gerek var yazıyor. Kirlenmeden çıkarırdı. Peki bir şey yapayım. Şeyli, terli giyim. Sonra dışarıya attığınızı vücut emer teri. Atletinizde bulunan teri vücut emer. Tekrar. Yani adeta idrara attığınız içeri alıyorsun. Tıpta da zararlıdır. Rüzgar da vurursa, günahlar da sana vurursa, yelpaze olursun. Hazreti İbrahim, yani her şey aynı arkadaşlar, birbirine, yani süreç değiştirmiş, doktorluktur, maneviyattır, şudur, budur. Hayır böyle acayip ya. Uğraşma. Abi doktor dediniz de doktorumuzdan ses çıkmadı. Doktor acayip, ben bakıyorum ne diyecek diye. Doktor ona gülüyor. Hazreti İbrahim'in cismi gibi. Ne söylüyorsun? Yakma. Gömleğini de ateş yakmadı. Ve ateşe karşı mukavemet aletini vermiştir. Ateşe karşı mukavemet aleti. Demek ki ateşi durduran alettir. Zanlı. Bütün sıkıntılarını... Hazreti İbrahim'in zanları, Cenab-ı Hak hakkındaki zanları. Allah hakkındaki zanı şu. Geldi bir tane Cebrail Aleyhisselam. Havada. Havada. Yardım edeyim sana dedi. Kabul etti değil mi? Etmedi abi. Etmedi değil mi? Ya. Çok acayip ya. Aa kabul etmedi. Kimi kabul etmedi? Cebrail ya. Sakata gidebilirdi çünkü. Abi biz o gün kim ya sakata? Kimi doktorum konuşsana ya böyle vurup durma. Kafayı kabul etmedi. Kafayı böyle vurup duruyor ya. Ulan konuşsana sen de bunu Harun gibi yapıyorsun. Böyle yapıyor. İbrahim'i kabul etmedi. Kafayı sokmadı ya. Böyle yapıyor. Sokmadı. Kimi kabul etmedi Cebrail? Şey İbrahim Aleyhisselam. Cebrail ya. Cebrail'i kabul etmedi. Kimsin sen? Sen kimsin ya?
Vastasız mı aldın? Arkadaş koltukta konuşuyorsunuz ha bunu. La ateşin içindesin ha. Bana dese ki Cebrail, yardım edeyim mi? Hala duruyorsun he. Bir de sarıyorsun elini diye. Hala duruyorsun. Ben duymuşum, kuyuya düşmüşüm, boğuluyorum. Gavur diyor, abi yardım edeyim mi? Lan manyak mısın ya? Çabuk işe çabuk ya. Ne diyorsun? Abi onayla da geleyim. Lan bilgisayar mı çalıştırıyoruz ya? Cebrail geliyor diyor ki, yardım edeyim mi? Ne duruyorsun ya? Peygamberimize geliyor Cebrail aleyhisselam. Şu dağ başlarına geçireyim mi dedi. Sana sıkıntı yapar. Ondan sonra hala duruyor musun dedi. Demedi değil mi? Demedi. Nasıl bir haletse değil mi? Nasıl bir haletse dedi ki Allah hayır dedi. Allah dediği şu beni bilmiyorlar. Ne olur benim kim olduğumu. Nasip. Dima hükmetmeden bu şekilde konuşamayız abi. Konuşamaz. Harika. Dima hükmetmeden. Dima bu. Cebrail. Ceberut. Cebir kuvvetleri. Evet. Haletini vermiştir. Ateş niye yakamadı? Haletle. Karşılık çakı verdi. İbrahim Aleyhisselam'ın ateş Cebrail Aleyhisselam'ı bırakması bir daha ihtiyarını burada gömleği bir daha kullanıyor. Yakmadı. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmadı. Tekrar söylüyor yukarıdaki. Şimdi söyle abi. İbrahim Aleyhisselam'ın Cebrail Aleyhisselam'dan bırakması, üstadın da ihtiyarını bırakması mı? Yani herkes uygulanabilir ya. Mesela ben kendimi uygulayayım. Diyecekler ki yine şey. Allah şahit. Allah yalana şahit olursa kafir olur. Tamam mı? Muhteka 163'te söylüyor. Ben size... Şimdi benim işim değil, hem de birilerine cevap vereceğim bunlar. Almanya'da görev yaparken başıma bir hadise geldi, umulmadık bir hadise. Lojmana geldiler, hastayım dedi, bilmem nedir. Ya ben bu işten hakikaten anlamıyorum da bunu söyleyince de adam gene ben anlıyor zannediyorlar bunu anlatırken. La hakikaten anlamıyorum ya. Ama bir hakikati anlatmak istiyorum. Onunla bana bir şey Allah gösterdi. Ondan sonra... Ya dedi, ben anlamam. Ya bir tebarekeyi de bilmiyor musun dedi ya adam. Onu getirin. Tamam, okumaya başladım. Neyse. O geçti. Başka bir mahluk çıktı adam. Konuşuyor. Murat beni falan. Neyse. Bana şöyle bir teklif getirdiler. Onun denden dolayı. Bunların başları babaları. Cinlerin. Dedi ki, sen onayla bir şey anlatacaksın. Onayla. Yani yanlış anlamayacaksınız bu şeyi de. Hani bir şey anlatmak için. Sen onayla Allah adına Müslümanız biz sana ordularla yardım edelim. Cinler aleminin reisleri. Yani hangi karargah tabi genel reisi değildir de. Ya işte bir ordunun başı. Allah'ın dışında hiç kimsenin yardımını almam. İstemem. O reddediş o reddediştir. Bir de cinlerle uğraşıyor vesaire diyorlar. Cinleri biliyor. Cinleri bildiğim gibi kendimi de tanımaya çalışıyorum. Çünkü cin Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da bir sureti vesaire. Şimdi ne anlatıyorum? Cebrail'i kabul etmedi. Risale-i Nur bu haleti veriyor demek için bunu anlattım. Eğer Risale-i Nur elimde ciddi bir ölçü olmasaydı Abdullah ne yapardın? Kaçırılır mı böyle fırsat? Böyle fırsat kaçırılır mı? Bunu bana reddettiren ben değilim. Risale-i Nur'dur. Hayatımı Risale'ne vakfettim. Ben öyle bir özellik yok. Sen bana ne bakıyorsun, hayret ediyorsun? Nasıl bir kitap ki hayatımı bana unutturdu? Ona hayret etti. Nasıl bir hakikat hazinesi ki ben kendimi unuttum? Nasıl bir hakikat ki cinler ordusunu kabul ettirmedi? Bana değil, ona. Allah'ın dışında hiç kimsenin yardımını istemedim. Teklif ettikleri halde Allah şahit olsun elimle itmişim. Hazreti Ali radıyallahu kadın, para vesaire bir de bu. Hazreti Ali radıyallahu anh istemiyor. Üstad Hazretleri istemiyor. O huddam. Namaz kılana kadar dedi Hazreti Ali. Ha? Şimdi bu hakikatler nereden çıkıyor? Allah'a dayandığın zaman çıkıyor. Bu şeceri hilkat hatırası Allah'tan başka bir şey. Allah yardım ediyor. Allah yaptırıyor. Hiç kimsenin şeyi yok. Allah'a hamdolsun sözü. Abi Allah
Allah'tan yardım, böyle bir fıkradır anlatılır ya işte, hani imam bir şey yapıyor Hasan abi, yardımı bir türlü kabul etmiyor. Allah-u Teala haşa, yani ne şekilde, bir şekilde sana ulaşacak, bir sebeple sana ulaşacak i̇şte bu yardıma. İki türlü var, bir sebepli bir sebepsiz. Mesela sebepli tecelliye biz diyor Allah. Biz diyor, melaike var, orada Kur'an var, esmaların bütünlüğü var, biz. Kendisi kainatı yaratmadan önce ilk yaratılmaya ben diyor. Çünkü biz bizi değil, ateş de emir tahtında, bana, bene muhtaç. Tahtında hareket ediyor. Yani i̇şte ateşi de emrediyor yani, yakma diye. Evet. Orada gene müdahale ama var. Bu reddettikten sonra, evet. O zaman git Cebrail'e, Cebrail'e çöz bu işi. Cebrail dedi ki yardım edeyim sana, git Cebrail'e çöz. Abi o zaten yanmazdı ki. Çünkü zahirden hakikate geçmişti. Evet. Ama peki bunu niye gösteriyor? İbrahim'i bir meşrebi, haleti kazanmamız lazım. Peki İbrahim'i meşrep nedir? Bize kazanım nedir? Nurculuk'tan? Şefkat ve tefekkür. İki tane. Şefkat ve tefekkür abi. Şefkat ve tefekkür ateşe karşı halettir. Nerede söylüyor bu? İbrahim'i meşrep. İbrahim'i meşrep şualarda söylüyor. Kaçıncı şuada söylüyor bunu? Birinci şuan. Birinci şuan. Sayfayı söyleyin. 200 olmaz. Söyleyeyim ben abi. Benim bak, çalışmam da kafanızda kalsın diye. Ben söylediğim zaman şey uçuyor. Çünkü bunlar bazı noktalar olduğu için zeki değilim. Yani bilmemin sebebi çok mühim oldu. İbrahim'i bir meşrep. Bizde nedir? Şefkat ve tefekkür. Şimdi devam et. Yukarı çıkalım bak. İki defa gömleğini yakmadı diyor. Bu sirayet arkadaşlar, sirayet buradan çıkart. Bu yollardan. Sirayet. Gömleğine, gömlek gömlek değildir şey Abdullah. İbrahim'i bir meşreptir. İbrahim leşmeden gömlek yanma özelliğini kaybetmez. Yanar. 723 abi. Oku bakayım. Şu alan 723. Oku. İbrahim Aleyhisselam kuşları parçalayıp gelmesini istediğinde Cebrail'in hükmünü kaldırmış mı oluyor orada? Kalbi mi mütmain oluyor? Yani buradaki bir süreci, süreçte geçmiş tabii. Bu hale gelmesi için o dağlara konulan kuşlardan sonra oluyor. Risale-i Nur'un mayası meşrebi, tefekkür ve şefkat olduğu cihetle. Evet, Hazreti İbrahim Aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür şefkat noktasında tam tevafi etmek sırrıyla. Evet. 700? 23. Çünkü son. Unutma. Bak şimdi. Yukarı çık. Yukarı. Ya. Son. Ha. İman gibi maddi manevi ediyor çıkarımlarımız. Gördünüz mü? Böyle çıkartıyorum. Sari yürüyüş. Nereden çıkartıyor? Başka bir yerde yok inanın bana ya. Olamaz yani böyle bir şey. İki. İslamiyet gibi zırh. Tamam. İbrahim'in aleyhisselam gömleğini de yakmadı. Adeta gömleğine gömlek oldu. Adeta gömleğine gömlek oldu haleti. K olacaktı. Evet. Gömlek K olacak. Bak İbrahim'i halet, İbrahim'i yakmadı. Gömleği de yakmadığına göre o İbrahim'i halet gömleğine gömlek oldu. Ruhun cismini, bu sayfaları yeniden taramayı unutma çünkü eklerine yakın. Ruhun cismini, bedenini tesir altına alması, bak ruh cismi, bedeni tesir altına alması, bunun tersi ise haleti cehennem numundur. Yani ruh cesedi şey yaptı. Ceset ruhu, tersa. Cehennem olursa cesedi hayat, Fanilik duygusunu yaşayacaksın. Sana kimse. Ölüyor, ölüm duygularını yaşayacaksın. Ceset ruha kimse. Beden ruha kimse. Bedensel hayat ruhta hissedilecektir. Beden ölecek, külü nefsin zaykatı meft. Meft neydi? Bedenseldir. Nefsedir. Nefis nedir? Donmuş bedendir. Tamam, donmuş bu. Şimdi eğer cisim, yani beden, gömülü şey ruha galipse nasıl anlarız? Ceset ruha galipse
Ceset ruha galipse, bedensel özellikler ruhta hissedilir. Nedir o? Kendi anlayalım. Beden ölecektir, ölüm korkuları yaşarsın. Beden fanidir, fanilik endişeleri olur. Bedensel bir hayat, işte güzel bir telefon, güzel bir hatun, yattır, kattır, attır, avrattır falan. Bunlarla komşu şey yapmak bedenseldir. Bunu yapıyorsa beden sana hakim demektir. Yaşlanmaktan endişe edecek. Evet. Devam ediyor. Yaşlanmaktan endişe edecektir. Mesela başka bir tanesi, iki tanesini söyleyeyim. Beden ruhuna galipse cenneti gaye edinir. Cenneti gaye edinenin ölüm kabusu olur. Cehennem kabusu olur. Eğer hayattan murat bu hayatsa, öyle zannediyorsa, mevt onun cehennemi olur dünyada. Eğer hayattan murat bu hayatsa, mevt kabir onun cehennemi olur. Bu halet gömleğine bak, halete gömlek diyor. Bu halet cismine bak, bu halete, halete gömlek diyor. Halete cisim diyor. Halete vücudun vücudu olmuştur. Haletleri söylüyorum. Haletleri toplayın. Halet gömlektir. Halet cisimdir. Halet vücudun vücududur. O zaman şöyle toparlayayım. Halet gömlektir. Gömleğin gömleğidir. Halet cismin cismidir. Halet vücudun vücududur. Zaten iman hayata hayat olsa. Hayatın hayatı imandır. Gördük aynı bunu gibi. Halet gömleğin gömledir. Cismin cismidir. Vücudun vücududur. Tamam. Aşağı in. Ama ehliyim. Ne bitti ya? Kocası yarım sayfa var. Bizde yok. Eyvah. Demekinden açsana, orası çektik onu. Çektin sen. Ha, var ya şu resmin. Hani var ya sıfır vardı ya şu şu. Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya gönderilirken cismi değiştirmedi. Değiştirmedi. Bak şimdi hep böyle merak ederdik. Adem Aleyhisselam cennetten buraya geldiğine göre acaba cismi değiştirdi. Dünyaya gönderilirken cismi değiştirilmedi. Böyle bir nakil yok. Değiştirmedi. Böyle bir nakil yok. Bilmiyoruz. Bak şimdi. Cennetteki cismaniyetiyle geldi, sarihtir. Ünsiyet olsun diye bak şimdi. Mesela şöyle diyor. Kalktım. Aynen bir geçtim lavaboya sabah. Allah Allah. Nadir abinin suratı. Nadir abinin suratı. Hani gafur desem belki hoşunuza gider de. Bizi rahatlattığın gibi Allah da seni rahatlattın. Elhamdülillah kabul olmuşum falan. Maalesef gelin kapıyım. Şimdi insan şaşırır değil mi? Onun için devamlı gözünüze sakın bakmayın aynada. Korkarsınız. Nerede korkuyorsun biliyor musun? Göz nedir? Kalbin aynasıdır. Aynadan içeriye bakıyorsunuz. Kalpte gözüne pisliklerdir. Onun için devamlı bakılamaz. Moralınız bozulur. Ben bile bakmadım yere Allah bakıyor, utanıyorum. Tamam. Şimdi bak, ulan kafam sıfırlandı ya. Ünsiyet olsun diye buna baka 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 alıştık. Adem Aleyhisselam cennete mi geldi? Allah Allah, hiç suya bakmadım. Kim bu ya? Onun için olmasın diye Allah ünsiyet ettiğini de verdi yanına. Nakili biz dolduruyoruz. Nakil yok ama nakil fıtrattır. Fıtratı konuşturacağım işte. Adem Aleyhisselam geldi. Aa, ben kadın vücudu gibiyim. Şimdi sabah kalktım kadınım. Ruhum erkek. Ya uygulayayım. Aslanın ruhunu koyuna. Risale geçiyor. Koyunun ruhunu aslana koysan. Ulan aslan parçalamak isteyecek. Ne pençesi ne dişi Musa'yı. Koyun otlamak isteyecek. Aslanın dişi var. Eti nasıl keseceksin? O zaman ruhu cesedine, cesedi ruhuna uygun olacak. Ondandır ki cesede bakıp ruhu seyrediyoruz. Namaz kılıp kılmadığını şey yapıyoruz. Ha, Adem Aleyhisselam cesediyle mi geldi?
Böyle bir rivayet yok. Ama iz takip edeceğiz. Her şey kitap yazmaz. Sen ara boştur. Hani derdik, şu yazıyı görüyor musunuz? Yazızdan daha kıymetlidir ara boşluğu. Yazıyı göster ara boşluk. Mana nerededir? Yazının mana ne? Bak, yazının mana neresindeyse ruh da cesedin orasındadır. O zaman mana mertebesinden çıkartıyoruz. Ya nerede yazıyor? Manada yazıyor. Mana neresinde? Yazının içinde. Tamam. Şimdi bir daha Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya gönderilirken cismi değiştirilmedi. Böyle bir nakit yok. Değiştirildi, değiştirilmedi. Böyle bir şey ben bilmiyorum. Yok. Fakat fıtratı takip edeceğiz şimdi beraber. Cennetteki cismaniyetiyle geldi. Niçin? Cennetteki cismaniyetiyle geldi. Bedeninde, bedeni konuşmuyoruz. Bak dünyaya gönderirken cismi var ya cismi. Cismi değiştirildi mi değiştirmedi bilmiyoruz ama cismaniyetiyle geldi. Cismaniyeti başına okumadın başta. Niçin geldi? Çünkü ünsiyet olsun diye dünya ile cennet arasında bulunan ama cennetin hudutlarında olan Darul Selam ve cennetten aşağıya tüm alemleri giyerek gönderildi. Bak şimdi. Cennette meyveler dünyadakine benzer. İsmi de var. İşaret edeceğiz de geçiyor bu. Sebebi cennette insan ilk gittiği zaman böyle şaşırmasın. Ünsiyet ettiği şeyle hemen karşılanıyor. Burası neresi? Adem Aleyhisselam'ın imtihan oldu ve dünyadan insanlar gittiği zaman ilk girdikleri yer cennetin 8 tabakasından bir tabakasından Darul Selam adeta cennet ile 8 tabakası var. Cehennem 7 tabakadır. Cennet 8 tabakadır. 8 tabakasından bir tabakası ki 7-7 olur cennet cennet. Sanki cennet ile insan arasında cennetin yine bir tabakasıdır. Ayrışmış gibi gözüküyor, duruyor. Dünya ile cennet arasında bir berzahtır. Bu Darüsselam'da insan ilk geldiği zaman karşılandı, ürkmesin dendi. Meyvelerin tatları benzemiyor. Şekilleri, isimleri aynı. Peygamberimize Cenab-ı Hak Miraç'ta ürkmesin diye en çok ünsiyet ettiği ses Ebu Bekir'in sesini kullanmış radıyallahu anh. Kim kullanmış abi? Allah. Allah kullanmış. Evet. Peygamberimize hitap ederken Allah Allah. Mesela onun fıkıhta kullanıyor. Da biraz bilirsen güzel oluyor böyle. Vefat etti yakınınız. Hocaya getirttir mi telkinini? Mesela siz benden önce gitseniz verdirtmem kimseye telkini. Verse bile ben bir de diyor ki Peygamberimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Bedir'de Ebu Cehil'in cesedine geldi. Ubey bin Halef'in cesedine geldi. Dedi ki, Allah'ın vaadini gördünüz mü? Cesedi diyor. Ebu Cehil'in kafası ayrıldığı halde. Sahabe dedi ki, ya Resulallah duyar mı seni? Duymaz ki. Sizden daha iyi duyar diyor. Ha, şimdi Ebu Sünnet'in namazda, cenazeye, meftaya, kabre girene telkin yapılır. Her şey bittikten sonra. Tam o anda nünker vekile hesap verme anında alıştığı bir ses olursa ona orada cesaret verir. Benim sesime alışkın mısınız? Hatta belki de bıktınız. Tamam. Dolayısıyla Hasan abinin sesi. Evet. Hemen kabirde oldu. Orada diyorum ki sana kabir haktır. Neresi ya? Nünker vekile ya. Bir anda heyecan oldu ya. Kim bunlar? Nünker mekir haktır. Haktır tabii ya. Kabir haktır. Kabirde olana kabirde. Ya kabirde olan kabirde olduğunu bilmiyor heyecandan. Telkine diyorsun ki kabir haktır. Hesap haktır. Hasan abi ya dışarıdan diyeceksiniz ya içeriden. Önce giderseniz siz orada olacaksınız. Gelip yardım edeceksiniz. Yoksa telkine. Hasan abi bekliyor diyor. İki türlü. Ondan sonra. Biz burada alıyoruz telkini şu anda. Şimdi telkin almayana telkin verilir.
kabirden çıkar. Telkin alanlara telkine gerek yoktur ama usulen yapılır. Surete. Şimdi kabir hakkı orada söylüyorsun. Bu nerede? Ya arkadaşlar da muhabbetimizi bozuyorsun ya falan diyorlar bunlar abi. O telkini burada alıp gidenler Münker Nekir'le muhabbet ediyor anda. Ya arkadaşlarla muhabbetimi bozuyorsun abi. Hocam Dürgün var. Şimdi yani bu nedir biliyor musunuz? Ünsiyetten bahsediyor. Tamam. Hep bu kadar zenginlik olsun. Değişik örnekler veriyorum ki zor bir mesele. Yani Adem Aleyhisselam cismiyle mi geldi? Bunun hakkında bir malumat yok ama cismaniyetinden geldi kesindir. Peki nereden geldi? Şimdi cennetin 8 tabakası varken cehennemin 7 tabakası var. Aslında bunu terk edenin 7 tabakası olması lazımken cennetin bir tabakası karşılama tabakasıdır. Darül selamdır. O cennet ile dünya arasında bir yüzü dünyaya benzer, öteki yüzü ahirete benzer. Ve şeytan da burada oldu. Bu olay burada oldu. O aslında ki o berzahta değil, asıl da olmamış, bu berzahta olmuş. Ama cennette gene bu berzah. Tamam. Şimdi cismaniyeti geldi. Cennette cismaniyet var mı? Var tabii. Şimdi ünsiyet olsun diye dünya ile cennet arasında bulunan, iyi dinleyin. Cennet ile dünya arası. Bak, cennet ile dünya arasında bir berzah var. Ne diyor o? Arasında bulunan ama cennetin hudutlarında olan. Ama o berzah dediğimiz Darüsselam cennetin hududu içindedir. Çünkü başka yer yok. Cennet, cehennem. Ama cehennem ehli, cehennemden azap görsün diye, cennet ehli, cennete ülfet etmesin diye, ünsiyet artsın diye, arasat dedikleri bir berzaha çıkacaklar. Oradan cennet ehli cehennemi görecek, cehennem ehli de cenneti gösterip azabı artılacak. Ondan usta diyor ki, cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Ama insanda alışkın, o fıtratla çalışacağından ülfet olmasın diye arasat denilen bir berzah var. Arafat. Arasat halk arasında Arafat. Yok, arasat. Arafat haçlıdır. Haçlı. Peki, Arafat niye denmiş? Ne artı ne eksi, sıfırlanmayı. Tamam. Araf yani. Araf. Yani sevap kazanmak değil, günah da terk etmek değil, sıfırlanma yeri. Tamam. Şimdi Arasat böyle. Arasat bu rivayetlerde var. Oraya çıkacaklar vesaire. Şimdi arkadaşlar bak Darül Selam cennetin hudutları içinde bir yüzü cennettir. Öteki yüzü dünyaya benziyor. Cennetin hudutlarında olan Darül Selam ve cennetten aşağıya, yani cennet yukarıda, 7 kat semada, cennetten aşağıya tüm alemleri giyerek gönderildi. Adem Aleyhisselam neyle geldi? Adem Aleyhisselam cennetin Darüsselam tabakasındaydı. Darüsselam cennetin hudutlarında olup bir yüzü dünyadaki özelliklere benzeyen erik eriye benziyor. İsmi de eriktir orada. Eriktir. Ondan sonra aynı bizim köydeki eriye benzer. Sizin memleketteki değil. Ama sizin köydeki duta benziyor. Ahdettik. Allah nasip ederse yaşarsa gafur. Dut zamanında gideceğiz oraya. İnşallah. Çünkü varlığın en büyük nimeti duttur. O mevsim. Evet. O mevsim. Şimdi bak. Dut aynı dünyaya benzer. Bak cennetin hudutlarında olup ama Şart-ı Cazda Usta diyor ki, ülfet olmasın, ünsiyeti artsın diye iki sıfatı benziyor. Sureti, isimleri benziyor, tadı benzemiyor. Tadı cennetten, sureti ve ismi dünyadan. Ülfet olmasın diye, işte bu Darül Selam denilen yerdeydi. Bu cennetin 7 tabakasının da hulasası Cemil. Şimdi cennet burada. Cennetten aşağıya daire-i ilim
Daire-i Hayat, Kürs, Lef-i Mahve İsmat, Emri Kün Feykün, Alemi Berza, Yedi Kat Sema, Alemi Şehadet. Üniversite diplomasında, ilkokul diploması, ortaokul diploması, lise diploması da var değil mi? Var. Ha. Darüsselam'dan gelen Adem Aleyhisselam gelirken bu saydığımız ve içeriklerindeki bütün alemleri giydi. Giydi geldi. Tamam. Abi parantez açabilir, bir şey sorabilir miyim abi? Evet. Bir şey dikkatini çekiyor. Abi çekeyim. Açar mısın o haritayı? Ondan sonra sor abi. Sor, göstereyim de. Hı-hı. Açar mısın abi biraz önce yaptığını? Bir küçük çocuk, anne çocuk karnından çıktıktan bak, sonra onu büyüt abi. Yaşına gelinceye kadar bunları giymiyor. Dur, benim sorumu şaşırdı bana. Bak şurada, biraz net olmuyor mu bu? Büyür abi. Tam büyütme. Cennet, aşağı daire ilim, çık yukarı, daireye hayat, Kürs, Lef-i Mahve İspat, Emri Kün Feykün, Alemi Berza, Yedi Kat Sema, Alim Şahsen. Şimdi buradan gelirken tabii ki otomatik hepsinde boyalanıyor. Mesela etler dükkana gittim, koku üzerime sinecek. Balıkçı dükkana gitsem, hakikaten balık parfümü var mı ya? Bunu sürme. Tamam. Bu, mesela hamsi kafana vurduğu zaman, balık vurduğu zaman. Ya ben tam akıllı değilim ya. Bilmiyor musun? Neyse. Ne alakası var? Ne bileyim. Şimdi bu cennet ya. Bak yukarıda. Görüyor musun şurada? İnsan buraya layık. Burada Ebu Bekir'in ismi, lisanı kullandı. Abi erkeklik kadınlık kürsüde takılıyor. Cennette nasıl erkek dağılıyor? Harika. Erkeklik kadınlık burada hakikati var. Burada sureti tak. Suretini mi giyiyor? Evet. Mesela şöyle diyeyim. Şehvet hakikattır. Organ surettir. İki organ farklıdır ama şehvet aynıdır. Hasan abi anne karnında ruh geldikten. Abi bir dur zaten. Bir dur da. Sonra özür dilemektense seni konuşturmak evladım. Yok ya. Estağfurullah. Ben evet. Orada kaldım. Kalma. Anne karnında ruh geldikten sonra ruha takılmalar oluyor. Kollar geliyor, organlar geliyor, şeyler geliyor. Ondan sonra pat diye Darüsselam'a çıkıyor. 12 yaşına kadar tekrardan o haletlerle donanımlar geliyor. Üzerine ekleniyor daire hayat şeyler falan. 12 yaşında, 13 yaşında birdenbire pat. Bir bana göre ne biliyor musun? Dünyayı fikrimi aktif ettin de. Çok ilginç bir insan ya. Şimdi cennette nehirler yok mu? Cennette rahatlık var falan. Ne anlatırsanız anlatın. Anne karnına çok benziyor. Ve yaşadığının farkında değil. Adem Aleyhisselam da öyleydi. Nehirler var, ab cennetler var vesaire. Anneden besleniyor ya. Bazı şerbetleri hep, tamam mı? Böyle. Bu Darüsselam'a benziyor anne karnının. Çünkü anne karnı gayet değil. Alem-i Şehadet de değil. Berza. Diyorum ki kadın kaç aylık bacım bu çocuk? 9 aylık. Doğru. Ne kadar oldu? 9 ay bir gün demesi lazım. Bir günlük hocam. Lan 9 ay ettin lan. Dün daha 9 ay dedin. Nasıl 9 ay sıfırlanıyor? Adem Aleyhisselam cennette bir yaşı vardı. Bulunuyordu. Orada da zaman var. Geliyor sıfır. Buradan sonra sayıyor. Anne karnındaki çocuğun 7 ay diyorsun. 9 ay diyorsun, doğdu, 9 ay 1 gün, 9 ay 2 gün, öyle desene bana, 1 günlük hocam diyor. Lan dün dedin bana bir 9 aylık, oradayken, bu alem-i şehadetli değil mi çocuk? Ama değil. Gaybta mı? Değil. Şehadetli mi? Değil. Şehadet olsa yaşı olacak. Gaybta olsa burada olmayacak. Burada ama burada değil, berzah. Bu Darüsselam. Ondan sonra Esma'yı talim ediyor ama 12 yaşına kadar yine şey değil, mükellef değil. Yani muhatap değil tam bir makamda. Hala İnsan olmak için gelmiş. İnsan olarak gelmemiş. Ama Allah merhameten bulut çağına kadar insan kabul ediyor. 12 yaşından sonra iman ederse insan oluyor, etmese kelenamı benim atan. Daha aşağı, hayvanın daha aşağı insan olamıyor.
Evet, suret ve hakikate güzel bir örnek şey mi acaba? Ne demiştim suret ve hakikate, ne örnek verdim? Şehvet aynı. Evet, şehvet aynı. Dişilik ve erkeklik organlar aynıdır, şehvet duygular aynıdır. Yani hakikati, şehveti burada vardı. Burada organlar ortaya çıktı, yaprak üstü kalktı. Organlar gözüktü. Çünkü burada takılıyor. Nefis yani cismaniyetin şeyi, suretleri burada veriliyor. Mahiyette hiçbir... Mesela ruh dişi midir, erkek midir? Yoktur abi. Dişilik, erkeklik burada da verildiği için ruh buradadır. Ruh buradadır. Mesela eletik dişi midir, erkek midir? Su dişi midir, erkek midir? Kafir de Müslüman da değildir. Evet. Şimdi, mesela güneş kafir midir, Müslüman mı? Evet. Peki. Dişi midir, erkek midir? Hani buradan ruhtur, dişi ve erkek değildir. Peki ne yapar? Eletik. Eletik bak. Dişi erkeği yapayım. Fişi tak kardeşim o klimayı. Üşüdük değil mi? Klima soğuktu mu? Eletik ocağını tak. Oy yandık ya. Eletik soğuk mudur, sıcak? Asansörle yıkı taşıdı. Hamal mıdır? Bilgisayarda şey yaptı. Adamı öldürdü, görmediğime inanmam diyeni gebertiyor. Katil midir? Nedir eletik? Eletik ne dişidir, ne erkektir, ne soğuktur, ne sıcaktır, ne yazıdır, ne ışıktır, ne güçtür, ne de matkaptır. Hiçbir şey olmaz için her şeye kabiliyeti var. Her şey olabilmesi için hiçbir şey olmaması lazım. Her şey olabilmesi için bir şey olmaması lazım. Her şey olabilen bir şeye bürünemez. Her rengin sahibi olan Allah'ın rengi olmaması lazım. Her şeklin sahibi olan Allah'ın şekli olmaması lazım. Her yerde olanın bir yerde olmaması lazım. O zaman her yerde olamaz. Her şey olabilen ruhun cinsiyeti yoktur. Bedene girdiği zaman çocuk yanlış yapıyor. 3,5 yaşına kadar cinsiyetini bilmiyor. Ayağını, kolunu falan hep öğrenmeye çalışıyor. Dikkat edin. Affedersin, gazından korkuyor. Tamam. Sonra organına bakarak organ, o zaman eletik klimaya girdi mi? Soğukluk aktif oldu. Eletik ocağına girdi mi eletik? Giren aynı. Sıcaklık oldu. Ha, benim cesedime girdi mi ruh? Erkek organlarını aktif etti. O yapa yapa, mesela sporcu antrenman yapa yapa gelişiyor. Boksör yapa yapa gelişiyor. Değil mi? Biz de yapa yapa bunu, bizim de kafamız bu işte çalışıyor bu meselelerde. Adam da ayağını futbol, boksta şeylerini, yüzme de bilmem neyini, değil mi? Doktorlar da işte şunu yap, öksür. Güm 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 güm. Güm 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 güm. Tamam, o da bir konuşmak ama ben bilmem. Doktorum koysa bilir. Üşüttün abi. Ben anlamam. Onunla konuşuyor. Güm güm güm. Güm 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 bilir. Ne demektir? Ha. Ama bu da bir... herkes ihtisası. Şimdi gelelim... Benim soruma. Senin soruna. Şu abi, hep mesela bir babayla çocuğu gördüğünüz zaman Hasan abi, gidip çocuğa demezsiniz ki baban sana ne kadar benziyor. Değil mi? Ha. Babaya dersiniz ki çocuk sana benziyor diye. Hı-hı. Niye böyle dedim? Çünkü bir saatten beri anlatıyorsunuz, hep Darüsselam dünyaya benziyor, Darüsselam dünyaya benziyor. Yani bu cennet ve cehennem buradaysa, burada da bir Darüsselam var. Mesela Abdullah abi ders yaparken, anlatırken o ilk anne karnında, rahimde ruhun gelişi, çocuğun dünyaya geldiği zaman sütle alakalı. Yani Darüsselam her yerde var. Ama öncesi sonrası derken hani hep orası buraya benziyor diyorsunuz, o biraz sanki karışık. Orası buraya benziyor. Gibi yani, hep öyle anlattınız. Bir saattir dinliyorum sizi, dikkat ettim. Hep orası dünyaya benziyor. Acaba yani burada bir şefkat var Allah-u Teala'nın bir Darüsselam ile alıştırarak, ama Adem'e mi göstermiş o merhameti, şefkati? Yoksa bize mi gösterecek oraya gidince? Yoksa zaten o, biz hepimiz zaten biriz. Topyekun bir şefkat mi göstermiş bize? Hasan abi böyle enteresan bir şey. Darüsselam buraya benziyor. Burası oraya benzemiyor. Darüsselam. Ama bu yüz olsun. Darüsselam'ın suretin hakikati cennete benziyor. Darüsselam iki yüzü var. Kendisi hudutları cennettedir. Sureti dünyadadır. Ana okulu gibi abi. Okul değil,
Ama evdeki şey... Allah Resulü bu dünya için ne diyor? Uykudasınız. Buraya ne diyor? Kabirdesiniz. Buraya ne diyor? Surettesiniz. Çok rahat diyorum. Buraya, çok rahat diyorum abi bunu duyunca. Peygamber sözü ya, yani kabirdesiniz dediği zaman rahatlık geliyor ki. Şu anda seni hakikatinden koparıp suretine ne atıyorsa tabutuna, kabrine giriyorsun. Kabirdedir insan. Çok tuhaftır ki kabirde olan kabirden korkuyor. Kabre girmekten korkuyor. Zaten kabirde. Kabir nedir? Surette kalmaktır. Ölmek ne demektir? Suretten hakikate geçmektir. Yaşarken zaten hakikate geçmiş. Kim ölecek ki daha? Evet. Şimdi gelelim o yazıya. Buraya kadar olduk mu abi? Şuraya kadar. Önermelerle beraber iz takip ediyoruz. Dikkat ederseniz hüküm şekline gitmiyoruz. Bak, cisim ile geldi bir nakil yoktur, bilmiyor. Adem Aleyhisselam bu cennetteki cismiyle mi geldi? Ama cismaniyetiyle geldi kesin. Bak, ondan sonra hem Adem Aleyhisselam gelince burada başka bedene cismaniyete ihtiyaç duysaydı nakil olunurdu. Eğer Adem Aleyhisselam dünyada bir ceset verildi, şöyle şöyle yapıldı da denmemiş. O zaman bedi bilinen bir şeyleri izahat yapılamaz. Şöyle benziyor. Abdullah bugün geldi de ayakta yürüdü. Abdullah geldi de gözleriyle beraber geldi. Abdullah geldi deyince gözleriyle beraber geldi denilir mi? Evet. Adem Aleyhisselam dünyaya geldi. Cesediyle geldi. Cismaniyetiyle geldi. Demek gerekiyor ki. Eğer garip bir şeyler varsa on denilir. Not düşürülür. Cennetteki elbisesini çıkarttı. Dünyadaki suretini giydi. Bulundu. Bir kilo bal getirmiş deseydin abi. He? Abdullah geldi bir kilo bal getirmiş. Yani deseydin. Öyle bir şey yok da olsaydı ya ne kadar güzel bir haber olur. Yani o normalin dışında bir şey yani. Ha? Beklenilenin dışında bir şey. Ben naklediyorum. Ben naklediyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ne güzel sözüm bu. Abi kendi kendime mahvettim ya. Farkındayım. Bal deyip de beni hatırlamayana helal olsun bak. Sen de şey seviyorsun ben. Peki abi bu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ceseden defaten mi geldi? Mesela bu şeyi evrimle ilgili aslında evrim İslamiyet'e zıt değildir. Hakim ismi gereği bir terakkiyle olması yani öyle bir açıklama yoktur. Niye illa böyle bizatihi ceseden yaratıldı düşüncesi olsun. O hakim isminin noktasına bakarsan da öyle bir süreçten geçmesi İslamiyet'e zıt değildir. Var mı peki bir tane? Diyorlar. Peki bu netice itibariyle kimin işine yarar bu konuşmalar? Evrimciler. Tabii evrim şeyi İslamiyet'e zıt değildir ispat etmeye çalışıyor. O zaman bu koku oradan geliyorsa bu koku yayanlar onlardır. Hmm. Buna ihtiyaç duyuyor çünkü. Buna niçin ihtiyaç duyuyorsun? Onu sor. Şöyle diyeyim sana. Daha en güzel iş yapacak. Hemen girme. Dur. Bir müdür bir yerden sürülüyorsa kim sürdüğü biliyor musun? Onun sürülmesi kimin işine yarıyorsa o sürdürttü. Eğer bu ortaya atılan fikir kimin işine yarıyorsa bu fikri onlar atıyor. Tamam? Ahmak olmayacaksın. Şimdi nasıl ki rüyada kullandığın cesedin bu cesetten farklı olsaydı kendin kendini şaşıracaktın. Cennet rüyada dolaşıyorum, yiyorum, içiyorum. Şaşırır mısın? Aa bu kimin ya? Benim ya. Ben nasıl benim? Şaşırır mıyız? Peki rüyada kullandığımız ceset aynı bu cesettir ki şaşırıyoruz rüyada da. Rüyadaki cismani atomla yapılan da bak rüyadaki cismani ceset var ya, cismaniyet var. Varlıktır ya, hayal değil. Apollo yapılan da buradaki ceset, cismani ikisi iş aynı. Bak şimdi. Rüyadakini bir ara sanki şey demiştik, cismaniyetimizi kullanıyoruz demiştik. Evet, rüyada cismaniyeti kullanıyoruz. Cismi değil cismaniyet. Evet, cisim atomdur.
cismaniyet ise atomdan ta cennete kadar ki ceset atom. Ceset dedim, öyle dedim. Cisim dediniz. Cisim yok. Ceset atomdur. Tamam mı? Şimdi ceset atom. Ama rüyada cismaniyetin bir mertebesini kullanıyoruz. Mesela rüyada kullandığımız cismaniyet geneldir. Ceset atomdur. Eğer bunun misali, dublosu, hani arkasındaki kullanılmasa rüyada yaptığın şeyler buna fatura çıkmazdı. Rüyada geliyorsun, bedeni banyo yapıyorsun. Peki rüyadaki o sen, bununla alakası yoksa bunda niye bunun banyo yapıyor bu? Rüyada bağlı olduğunu alamet. Peki rüyada korkuyorsun, kaçıyorsun, terden soğuk. Peki ceset niye terden soğuk oluyor yatakta ceset? Ondan kopuk mu? Hiçbir şey bir şeyden kopuk değil. Abi ben üniversitede bir rüya görmüştüm. Yattığım yerde kalorifer var. Elim kaloriferin üstünde kalmış. Sabah erkenden de kaloriferi yakmışlar. Ben rüyada abi öyle bir sıcaklığın içerisindeyim ki. Öyle bir sıcaklığın için ya dehşet biliyorum. Rüya olduğunda az çok biliyorum. Bir uyansaydım, bir rahatlasaydım diyor. Abi kalktım inan. Yatak bile ıslanmış. Üstümde gelmiş yere bırak. Elim yanıyor. Fark edemiyorum elimini. O uykumda biraz ağırdır. Yani bütün her yerim abi su içinde kalmış. Ben size daha ilerisini bir şey yap. Aynısını söyleyeyim. Rüyada ameliyat ediliyor. Kanseri alınan ve düzeldiğini gören uyandığı zaman aynen öyle olduğunu biliyor. Evet ben de duydum abi. Ben de öyle duydum. Rüyada köpeğin ısırdığını ve kalktığı zaman kan akan insan var. İsmini söylüyorum. Abdülkadir benimki. Çünkü rüya, mesela beynin aklı şöyle bir şeyi var. Çok güzel bir nimet. Hayal ile gelen resim ile göz ile gelen resmi ayırt etmez. Aynıdır. Bu ilme. Benim değil bu tespit. İlim söylüyor. Mesela hayal kurun, bir şehveti bir şeyi, bir de görün, aynıdır. Vücut aynı hormonlar aktif olur. Yani ille gözün gördüğüne vücut hormonları aktif olmuyor. Hayal ile de aktif oluyor. Rüya ile de aktif oluyor. Aynı hormonlar aynı işi yapıyor. Hayalden mesul muyuz abi? Hayalden fasık olur der. Hayalı fasık olur. Yani hayal, bu sefer alem misara pencere olmaktan kabiliyeti gider. Tamam. Demek ki sif hayatı orayı, sif hayatı buraya düşünen nakıs insandır. Nakıs insan. Doktorlar yapabilse ameliyatı ilk önce rüyada yapıyorlar. Şöyle yapacaktık o kafayı. Onları unutuyorsun kafa. Hangisi? O değil. Ben seni öğrenesin diye söylüyorum. Yani bu arada sana da göndermedim. Kafa. Kafası şey, var ya. Bu netleştirmiyor mu? Ha tabii. O yapıyor mu? Ha devam tamam. Şimdi hepsi bir bütündür. Dünyayı ahiretsiz, ahireti dünyasız düşünen öldüğü gibi ruhsuz ceset, cismani veya ceset, cesetsiz ruh olmaz. Mesela uyku yok. Uyku niye çıkarttı Allah böyle bir sistemi? Hiç düşünürüz mü? Çok enteresan bir soru. Alem-i saadet tanıyalım. Ruh, uyku denilen bir sistemi niçin kurdu bu? Böyle bir sistemi niçin çalıştırdı? Geçen şey demiştiniz abi. Ne demiştiniz? Ruhun bir serbestliğe de hürriyete ihtiyacı var. Yani bu mealle bir şey söylemiştiniz. Ruhun hürriyete ihtiyacı var. Hep hapiste. Ruh itiraz etti. Ben nasıl gireyim buraya erdemden? Bir tane ama. Yani buraya bu sefer ruha bir glaf latif bir beden misalisi sarmalamış ve ikna etmiş, koymuş. Ama ruh cevelan istiyor. Bu fırsatı verilmeli. Mesela bir rüya tane manası var. Rüya görmeyenler ne peki? Ha? Rüya hiç rüya görmeyeyim diye. Rüya demedim, uyku. Ha, uyku. Uyku. Yani rüya görse de görmese de ruh hürriyetine kavuşuyor mu? Uyuyunca. Mesela şuuruna gelmiyor, rüyayı görmüyorum zannediyor. Hepsi görüyor. Şuur bak, şuur sistemi çalışmazsa, yani dünya şuuru, aile şuuru, matematik şuuru, bu matematikte çok iyi, kimyada çok iyi. Demek bu ne demek biliyor musun? O sahadaki şuurun, rüyayı herkes görür ama taşınamaz idrake.
idrak latifesini taşınırsa söylersin. Yarım yamalak söyleyen var, şey söyleyen var vesaire. Herkes rüyayı görür ama hatırlamaz. Yani dolayısıyla niye uyuyoruz bunu bir şey yapalım. Ya şu başka zaman bir tanesi buydu. Ruh bir şartlar cesede girmenin bir şartı da şuydu. Senin yer yer hürriyetine kavuşturacağız. Cesede mahkum etmeyeceğiz. Böyle kabiliyetini şeyde unutmasın diye. Unutmasın diye. Evet. Sistemi çalışsın. Sistemi çalışsın diye. Hür, mutlak hürriyet ya her yerde olma. Şu anda bir yerde olamıyor. Şey bir yerde değil her yerde olamıyor. Şu anda ruh. Ama yattığım zaman artık ona veriyoruz. Peki, benim peki. Gözüme bağlı değil artık. Benim gözümü kullanmıyor. Benim ayağımı kullanmıyor. O beni kullanıyor. Tefekkürle de hürriyetine kavuşmuyor mu abi? En büyük hürriyetine kavuşturmak odur ama onun da adresini ben veriyorum. Tefekkürü ben yönlendiriyorum. Ama uyku ademi bir vücuttur. Her şeyin sıfırlandığıdır. Hiç mi? Ne kendi varlığından ne varlığın varlığından. Bak, yattın, rüya da yok daha. Ne kendi varlığından, ne varlığın varlığından haberim yok. Bu Adem gibidir. Uyku görerek Adem'den vücuda çıkıyor. Şey, rüya görerek uyuyor, Adem'den vücuda geliyor. Şey uyuyor abi. Evet. Bu ne? Bu... Mesela adam sinek uçsa uyanıyor. Ben de yanında birini kesseler uyanamıyor. Hissiyatının aktifliğiyle mümkündür hissiyat. Mesela şöyle düşün, benim eskiden... evde, odada, yani duvar saati umurumda değildi. Artık biraz hassasiyet kazana kazana mesela tık tıkı mesela pili çıkartıp yatarım. Bir yere gittiğim zaman misafir. Yani bu hassasiyetle sonradan kazanılan bir şeylerdir. Ruh yapısını daha haber veriyor mu abi bir insan? Vermez mi ya? Bu ne özellik varsa batından dışa vuruştur. Mesela kızardım. Nerede haber veriyor? Tamam. Hayadan. Bembeyaz oldum korkudan, dehşetten, vahşetten haber veriyor. Evet. Böylelikle kaç aydan beri, belki de sene, bir buçuk sene rahat var. 14 ay falan. Çalışma, bizim 14 ay oldu ortaya çıkarmak, ders yapmak. Aslında bu belki de 3 senelik bir... Çalışmamız. 3 sene var mıdır? Var, şöyle, 2014 yazmış. Vardır abi 3 sene. 2014 yazıyor galiba önceki şeyden. 2014 mi yazıyordu? Yok, başlangıç 3 sene var. Derse başlayın. Evet, yok ben cismaniyete başladığım tarih. Sen çalışmaya başladığını soruyorum. Yani herhalde 2 sene kesin vardır. Defterde vardır abi tarih. Var. Defterde vardır. Cismaniyete Afyon'da karar almıştık abi yapmaya. Şimdi Afyon dönüşü bitiriyoruz. Bu burada mıydı? Cismaniyet böylelikle iade etmiş olacağız. Ha bu hulasasını okuyoruz 2014. Cismaniyetin hulasası bu. Yani sayfa 109. Bu cismaniyet çalışılmış, kargaslar şey yapılmış. 2014'te hulasaya geçilmiş. Bir açar mısın 109'u? Bu defterin 109'u bak. Bak 109'u. Yani bu çok eski yani bu. Bu nasılsın? 2-3 anından fazla. Bak görüyor musunuz? İndir aşağı. İndir. Bak cismaniyetin hulasası bu. 2014, 1-2. İkinciyen biri. Evet. Yani bu yapıldı da cemaata ne kadar vereceğim, ne kadar işleyeceğiz? Buna bile 3 sene olmuş neredeyse. Evet. 3 sene yakın. Yani 3 sene olmuş Şubat'ta 3 sene. 3 ay sonra. Evet. Yani hulasası bu. 1 senede rahat ondan sonra 2'de bir konuşuyordum. 1,5-2 sene ve bugün bunu Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah'a nasıl şükredeceğimi, nasıl hamd edeceğimi de bilmiyorum. Allah'a hamdolsun şükürler olsun. Size de çok teşekkür ediyorum. Şuradan bunların çıkarmamıza vesile oldunuz. Ceset, beden, cisim şöyle bir daha hatırlayıp böyle tamam. Şey yapalım mı? Peki, onu okur musun abi? Cismaniyetin 3 kategorisi var. Harika, çok güzel oldu. Biraz da büyütürmüşsün. Ya tamam, gözükmüyor belki de. Oku abi. Evet, cismaniyetin sureti, hakikati, mahiyeti. Sureti ceset. Hakikati beden, mahiyeti cisim. Bak, ne güzel oldu değil mi? Çok güzel. Bunu harita yapar mısın şey?
Ceset, esmaların en kesif suratları, atom olarak görünmesi, mekanı ve zamanı olan, mekanı ve zamana tabi olan yer kaplayandır. Ceset gelip geçicidir, ceset kudrete dayanıyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmeğe sürer, o şeye vücudu harici verir. İşte bu vücudu harici cesettir. Yani risale geçenleri. Atomların dolmuş halidir. Cisim zahirde görünmez, zahirde gözüken cesettir. Cismin sıfatı ceset ve beden. Cisim daha cami, ceset ile beden dışa vuruştururlar. Ceset ruhun alem-i şehadetteki kabridir. Bir dakika, biraz da kaldırır mısın? Kaldır. Bitti abi. Ama o cümleyi, son cümleyi alır mısın? Ceset ruhun alem-i şehadetteki kabridir. Görüyor musun? Allah Allah. Evet. Beden an, anlardaki fert. Anda olandır, cisimde olup cisim olmayan, cisim zahirde görünmez, zahirde görürken, gözüken cesettir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise bedendir. Mazi ve müstakbelde yaratılmış ve yaratılacakların toplamına, yani bütünlüğüne, cemine, cemül cemine beden misali denir. Beden, enemdeki temayülatların, yani ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil, bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümüdür. Atomun kendisi değildir. Görünen ama ceset, beden, cisim bütününe, bütünlüğüne cismaniyet denir. Bu en son tahsis ettiğimiz vardı ya şeyler, Rize'de şey yapmıştık, ben bir daha düzelttik. Beden sima gibi mi? O zaman düzelttik. Düzelttik. Çok orada ben bir iki karışıklık var demiştim. Ben evet, düzelttim değil mi? Düzelttik dostum, evet. Orada konuştuk. Cisim, mahiyet, cismaniyetin mahiyet, cisim. Cisim, esmaların cilve, cemal, nakış sanatlarının bütünlüğüdür. Cisim zahirde görünmez, zahirde gözüken cesettir. Mülk ve melekut olarak düşünürsek cisim melekuttur, ceset mülktür. Cisim zamana bakar, ceset ise mekana bakar. Görünen ise bedendir. Ceset sıfata dayanır, beden ise esmaya dayanır. Cisim arşa kadar olan sürecin vücudu haricileridir. Ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. O zaman cisim libastır, ceset libas değil. Cismin sıfatı ceset ve beden. Cisim daha cami, ceset ile beden dışa vuruştururlar. Beden sima değil, cesede soruyor. Başka bir şey diyeceğiniz var mı? Allah şükürler olsun. Hamd olsun. El Fatiha.